ilişkilerle konuşuyorum. Korktuğun bir şey var ki kaçıyorsun. İlk parlak sonuç verdi. Gözün aydın. Benim oradaki muhabirlerimin can güvenliği size emanet. Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Ellerinize, kollarınıza sağlık efendim. Hoş geldiniz. Show TV'ye hoş geldiniz. Programınıza ayrıca hoş geldiniz. Bugün bazı şeyler duydum etrafımdan, çevremden de öyle. Herkes Mustafa ve Fatma'nın cuma günü neler yaşadığını, neden gittiklerini, ne olduklarını, her şeyi çok fazla yakından takip ediyor. Şu an Mustafa'yla da göz gözeyiz. Gelişmeleri birazdan ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Neden gittiler, ne oldu? Mustafa Bey şu anda burada çünkü şeylerin arka tarafında duruyor, bekliyor. Pınar Hanım diyor ki Mustafa niye orada diyor. Çünkü birazdan ilerleyen dakikalarda yayına alacağız Mustafa'yı. Mustafa gitti, sonra arkasından da işte döndü buraya. Neden buraya geldi? Bir ilerleyen dakikalarda öğreneceksiniz. Şimdi hızlıca başlayacağım programı. Haftanın ilk gününde sizlerle birlikteyiz. Ekranda telefon numaralarını görüyorsunuz. Bize ulaşabileceğiniz her türlü konuda size yardım etmek için ekran başında sizlerle birlikteyiz. Avukatımız sevgili Tunca Toker hazır. Hepimiz hazırız. Hemen hızlıca başlayacağım. Şimdi Süleyman Geçer, 33 yaşındaki Süleyman Bey 7 yıldır evli oldu. Hilal Sultan'ı biliyorsunuz boşanma aşamasında. Ve sert bir boşanma davası da karşılıklı devam ediyor. 3,5 yaşındaki kızını yaklaşık kaç gün, yani bir herhalde 100 günü geçti diye tahmin ediyorum, görmediğini söylemişti. Hilal Hanım cuma günü yayına geldi. Ama karı koca aynı stüdyoda olmak istemediler. Süleyman Bey'in talebi şu: gerçekler ortaya çıksın ve ben kızımı görmek istiyorum. O velayetini mi istiyor yoksa kızını görmek mi istiyor? Çünkü Hilal Hanım da diyor ki yani hiç kızını görmek gibi talebi olmadı. Görseydi ben zaten kızını gösterirdim gibi bir tane şeyde duruyor. Ya olan çocukları oluyor gerçekten. Anne babanın arasındaki bu sürtüşmeden dolayı olan 3,5 yaşındaki evlatları ne oluyor? Süleyman Bey gelsin, arkasında Hilal Hanım da telefon bağlantısıyla yayına katılacak. Süleyman Bey gelir misiniz lütfen? Merhabalar. Merhaba. Selamlar, çok teşekkürler. Selamlar, nasılsınız? İyisiniz. Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Nazlıcığım, bir şey konuşmuştuk ya yayın sonrası planlamayla ilgili, bana bilgi vermediniz. Bilgi verirseniz çok memnun olurum. Çünkü nasıl ilerleyeceğiz, ne olacağız, o bilgiye ihtiyacım var. Hayır, ben Nazlı'ya başka bir şey söylemiştim. Nazlı onunla ilgili bana bilgi versin lütfen. Şimdi Hilal Hanım telefon bağlantısıyla yayına katılacak ama şimdi eşiniz sizin evden yüz yüze gelmek istemiyor. Siz onunla halbuki yüz yüze gelmek istiyorsunuz. Evet, ben sonuna kadar istiyorum. Her zaman hakkımı savunmak için yüz yüze görüşmek istiyorum. Buradan davet de ediyorum kendisini. Evet. Karşıma gelsin, öyle söylesin. Bütün iftiralarını o şekilde atsın lütfen. Benim elimde gördüğünüz gibi delillerim çok. Zaten beni güç tutan da bu deliller. Ben bunun için güçlüyüm ve adaletin bir gün benden yana olacağına inanıyorum. Sizin de sayenizde. Didem Hanım, ben sizi uzun yıllarda takip ediyorum. Hatta aynı üniversiteden mezun olduğumuzu öğrendim ben. Ben de İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Öyle mi? Evet, hangi bölümden mezunsunuz? İletişim mezunuyum, yani reklamcılık. Benim bölümden mezunsunuz. Evet. Ben sizin zaten uzun yıllarda takip ettiğim için ne kadar adaletli ve mağdur yanında bir insan olduğunuzu biliyorum. Bazı yanlış anlaşılmalar olmuş. Hani Didem Hanım daha çok kadınlara sana verse. Ben böyle düşünmüyorum aslında. Bazı tepkilerimi de öyle hissettirsem de ben sadece karşı tarafın attığı iftiralardan çok rahatsız oluyorum. Biliyorum, farkındayım. Çünkü... ama işte biz de şunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bu noktaya gelmenizin nedeni ne acaba? Bunları konuşurken biraz fazla özele girildi. Ben de bunu kabul ediyorum. Evet. Ama Hilal Hanım, bu kadar çok şey, bizde sonuçta karşı tarafa şunu anlatın, bunu anlatın demiyoruz. Hanımefendi evet, şunu söylüyor, hatta telefon attığında şu anda. Yani bu noktaya gelmemizin nedeni, anladığım kadarıyla yani sizin ilişkiniz için söylüyor. Evet. Daha çok annesi ve babası diyor. Yani aileniz olmasaymış aslında siz boşanma aşamasına gelmez misiniz? Ben doğru mu anladım cuma günkü? Hayır, asla yanlış. Hanımefendi çünkü, onu söyledi galiba. Ben, şimdi şuradan yanlış cuma anladıysam düzeltin lütfen. Normal aklı başında bir insan cuma günkü yayını izlediğinde zaten benim nelere değindiğim ve nelerden şikayetçi olduğumu onun
kimse sadece amacının burada magazinsel olarak işte kaynana bunu yaptı, işte o bunu yaptı, akrabası bunu yaptı gibi böyle açıkçası çocukla alakası olmayan ve bizim ilişkimizle alakası olmayan olaylar bütününü anlatıyor. Şunu söylüyor, ben de çocuğu gösteremiyor, yani çocuğu görmüyorlarsa onların suçu, yani annesinin asla, babasının ve şeyin Süleyman Bey'in suçu diyor. Hayır. Şu anda eşiniz de telefon hattındaymış zaten. Suçum olacak bir durum yok ortada. Ben nasıl bir baba olduğumu zaten cuma günü ispatladığımı düşünüyorum. Ben bugün de baktım çocuğumun en abası kaydına. Dün doktora gitmiş mesela. Buradan kızıma geçmiş olsun diyorum. Ben göremesem de. Ne yazık ki. Kaç gün oldu çocuğunuzu göremeyeli? 110'du. Geçen pazartesi günü, bu pazartesi beraber 117 oldu. Ben bayağı hala söylüyorum. Ben hala gün sayıyorum. Ben evladımı dedi ya bana o gün en abız babası diye. Keşke yüz yüze gösterse de ben de normal babalık yapabilsem. Şimdi şu Hilal Hanım telefon elimden altında. Bu geliyor yani. Şimdi biz sizin ilişkinizi bir aşağı yukarı anladık. Şimdi çocuk meselesini konuşacağız zaten. Benim bir teklifim olmuştu. Onu da ben açıklayacağım ilerleyen dakikalarda. Arkadaşlardan haber bekliyordum. Onu da söylediler. Birazdan öğreneceksiniz size siz bir onu. Bir şey için de teşekkür ederim. Siz geçici istiyorum. Velayeti mi istiyorsunuz yoksa? Ben şu an için hafta sonları zaten her hafta sonu görüyordum. Ben kendisi iftira atana kadar. Sonraki süreçte de komple velayeti istiyorum. Ben çünkü sağlıklı bireyle beraber büyümesini istiyorum. Geçici sağlıklı velay şu anda boşanma aşamasında olduğunuz için annede. Siz annede. Çocuğun velayetinin tamamen size geçmesi istiyorsunuz. İlerleyen süreçte tabii ki istiyorum. Şu anda da istiyorum ve bunu kanıtlayacağım ben zaten. Kesinlikle benle beraber büyümesi gerektiğini. Elimdeki deliller çok güçlü. Çocuğa şiddet uygulayan da kendisi. İzin verirseniz sunabilirim delillerini. Elimde deliller var. Mahkeme anlatın de sunum. Bana. Yani çocuğa, çünkü Hilal Hanım dinliyor bunları şu an telefonu. Hilal Hanım çocuğa uyumuyor. Ense mi uyguluyor şiddeti? Tabii. Hilal Hanım çocuğa uyumuyor, yemek yemiyor, istediği saatte yemek yemiyor diye gerilip stres yapıp, zaten cuma günü herkes fark etmiştir ne kadar stresli bir insan olduğunu. Çocuğa vurabilen bir insandı. Ben ona defalarca çocuğa vurma dediğimde vuruyordu. İki dakika sonra da sarılıp ağlıyordu. Psikolojisi iyi değil. Psikolojisini düzelsin, çocuk yine onunla büyüsün. Hiç problemim yok benim. Bu kadar iyi niyetli bir insanım ben. Benim tek derdim, en başından beri söylüyorum, çocuğumun sağlıklı bir ortamda büyümesi. Ve ben şu anki süreci elimden geldiğince çocuğun sağlıklı bir süreç, ya bu boşanma sürecini sağlıklı geçirmesi için her şeyi yaptım. Ne bir gün evini bastım ben, ne bir gün bir şey yaptı. Bununla ilgili hiçbir şey bulamaz, hiçbir şey sunamaz hiçbir yere. Peki, evladımı ben görmeye günlerce dayandım. Ama hiçbir zaman problem çıkarmadım. Onun gözünün önünde hiçbir olay yaşanmasın istedim. O medyada çıkan olay bile, ben o gün annesine söyledim. Eski eşim, yani gelirken geleceğini biliyordum. Kayınvalidem dedim ki çocuğu buradan götür ve parka götür. Lütfen dedim, bak senin kızın saldırgan ve bana hakaret eden bir tip dedim. Lütfen yapma dedim. Çocuk bunlara şahit olsun istemiyorum dedim. Bu evin boşaltılması gerekiyor. İcra kararı vardı çünkü. Siz o evden ayrıldıktan sonra sözleşme tabii, sizin üzerinize. Tabii. Arkasından. Ev sahibi dava ediyor ve kazanıyor davayı. Çünkü sözleşme tarafı değil, hala değil. Tedbir kararı var. Şu an Mayıs'ta görecek davası. Kayınvalidem ne yazık ki tam bizim karşımıza oturttu çocuğu. Çocuk bizim o anlarımızı izledi. Ben onun için orada çocuğuma sarıldım. Olaylara şahit olmasın diye o sırada işte gördüğünüz gibi tokat yedim yani. Kayınvalidem de saldırdı, o da saldırdı. Olayların hepsinin görüntüleri var. Şimdi böyle bir şey var. Yok o olayların önü arkası kesilmiş. Lütfen tam şekilde de kendilerinde varsa göstersinler. Ben kendime güveniyorum. Tam görüntüleri lütfen yayınlasınlar. Hatta benim gibi çıksın medya yayınlasın varsa. Öyle algı yapmakla olmuyor, iftira atmakla olmuyor bir yere kadar. Bu kavgalarınızı çocukla şahit oldun mu hep sizin? Hepsine oldu benim. Daha bakın, önceki evdeki kavgaları da çocuk şahit oldu. Hepsine oldu. Mu? Benim en büyük derdim oydu zaten. Çocuğun yanında bana bağırma, çağırma, hakaret etme. Çünkü çocuğunuzun yanında yani size psikolojik şiddet mi uyguluyor öyle her diyorsunuz? Zaman uyguluyordu. Yani ya affedersiniz baban gibi bilmem ne ama. Yani ne istiyor benden? Amacı ne gerçekten bilmiyorum. Ben çok yoruldum zaten bu süreçten. Bahsediyorum size de arkadaşlarınızla. Hilal bir sürecim Hanım, de var benim. Hilal Hanım, hatta mısınız? Hilal. Alo. Efendim. Hilal Hanım, asıl yani sadece kendisine değil, Süleyman Bey'in kendisine değil, aynı zamanda işte görüştürmediğiniz ortak evladınıza da şiddet uyguladığınız, işte yemiyor, öyle bir şey, bakın, iddia Didem duydunuz. Ben, ne diyor? Bir cevap hakkınızı kullanın lütfen. Ne diyorsunuz? Ben Didem Hanım bu olaylardan çok sıkıldım. Böyle bir şey söz konusu değil. Benim lafımı kesmeyeceksiniz, konuşacağım, keseceksiniz, kapatacağım. Ben de izninizle şunu söyleyeyim. İzninizle şunu söyleyeyim. Sesimi kesmeyecekseniz. Süleyman Bey için söylüyorum. Hayır, tamam. Çünkü sorular, da soracağım size ve anlamaya çalışıyorum sizi, yani iki tarafı da. Buyurun dinliyorum sizi. Sorumu anladınız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim çocuğuma nasıl annelik yaptığıma kan bağı olmayan komşularım, akrabalarım, arkadaşlarım, herkes şahit. Çocuğuna bir ağzına bir kere, birincisi çocuğun ağzına daha bir kere kaşık verip, bir kaşık yemek verip de bir kere kitap okumuş bir insan değil kendisi. Bununla ilgili çok tartışmalarımız oluyordu evde. Televizyonda videosu var. Çocuğumla ders çalışırken video var. Gördünüz değil mi televizyonda çalışırken? Onu görmedim. Siz ders çalıştırırken video var. Evet. Ders çalışırken ilgilenirken o yaparken. Didem Hanım bir saniye. Tamam buyurun. Ben ona hakime ne cevap vereceksin? Bu çocukla hiç evliliğin süresince ilgilenmedin.
bir videon yok, bir kitap okumuşluğun yok dediğimde çocuğu hafta sonu aldığında, bu da bir kumpası onun, almış. Çocuğa kitapla bir şeyler yaptı. Bir tane nevdüvelisiz bir insan da video çekiyor. Çünkü biliyor başına gelecekleri. Niye evindeyken yapmamış da annesinin evindeyken yapmış? Çocuk peki evliliğiniz devam ederken çocuğunuza ilgi, yeterli ilgi gösterdiniz mi? Boşanma aşamasından sonra mı? Bakın Bilgem Hanım. Bana soruyor farkındaysan. Biraz saygılı olur musun? Hilal Hanımcığım, bir soru sordunuz ya, ben de aranızda şu anda moderatörlük yapmaya çalışıyorum. Birbirinize boşansanız bile o çocuğun annesi ve babasısınız. Ben ikinize de bunu hatırlatıyorum. Lütfen Süleyman bir virgül koyun. Bir şey var. Ama yanıt versin. Hilal Hanımcığım bir yanıt versin rica edeceğim. Buyurun yanıt verin. Yani sadece boşanma aşamasından sonraki çekilen videolar ve görüntüler. Asla ilgili bir baba olmadı diyor. Buyurun. Ben öyle bir baba olmasam pedagog raporlarında ben babama sarılmak istiyorum. Babamı öpmek istiyorum. Çok normal ve... baba çocuğu. Baba çocuğu. Çok normal. Ya tutarsızlığa bakabilir misiniz? Şu an senin yaptığın hiçbir şeyin farkında değil. Çok normal. Büyüdüğünde ne cevap vereceksin? Ben en çok onu merak ediyorum. Benim çocuğu... büyüdüğümde... Baba çocuğu ne demek? Baba çocuğu ne demek? Baba çocuğu ne demek? Anne baba çocuğu şu anda küçük, daha anneye de ihtiyacı var, babaya da ihtiyacı var bu çocuğun. Neden göstermiyorsun babaya ihtiyacı varsa, iftiralar atıyorsun? Neden? Didem Hanım, beni dinleyecek misiniz? Tabii ki dinliyoruz. Eline bir tane sahte evrak alıp mahkeme kararım var diyerek 3 tane adam bir tane evrak göstereyim mi? Evrakları bu siz anlatın, ben lütfen, dinliyorum. Ya çok iftira atıyor ama benim elimde evrak var, evrağın iftirası atılmaz. Siz gösterip anlatabilirsiniz, ben engellemiyorum sizi. Buyurun Hilal Hanım, söyleyin. Bakın bu adam bugün stüdyoya da geldi, beni konuşturmadı, dinleyin beni. Eline bir tane tahliye için eşyalarımı almam için ara kararım var diyerek evimi 3 adam bir tane nakliyeciyle evimi bastı. Teslim merkezine çocuğu götürdüm. Gelmedi, video çektim hatta, ben geldim kendisi gelmedi de, çünkü sürekli kumpaslarına maruz kalıyorum. Evime geldiğimde annem kapının önünde ağlıyordu. Anneme dedim ki ne oldu dedim. Bana dedi küfürler, hakaretler ederek, işte söyleyemiyorum şu anda, rütük yoksa kapatır. İşte benim babamın aldığı eşyalarda 6 aydır ben anneme hakaretler. Ondan sonra yanına gittim. Dedim ki senin burada ne işin var dedim. Utanmıyor musun dedim. Çocuğunun altından iki tane koltuğu almaya utanmayacak mısın sen dedim. Ondan sonra benim dedi mahkeme kararım var. Avukatımı aradım. Avukatım dedi ki Hilal Hanım, bu yaptan baktık, böyle bir ara karar yok. Zaten dedi elimde mahkeme kararı olan bir insan cumartesi günü dedi. Üsluba bakar mısınız? Benim lütfen, çok çirkin üslupta konuşuyor. Kaliteyi koruyacaksak. Bir dakika, ben size bir dakika Hilal Hanımcığım. Bakın o gün siz benden şunu talep ettiniz. Dediniz ki ben dediniz karşı karşıya gelmek istemiyorum Süleyman Bey'le. Süleyman Bey'i dışarı aldım. Bunun için siz, gelmek istemiyor. Siz ama bir dakika lütfen. Hilal Hanımcığım, beni de dinlemiyorsunuz. Bakın ben taraf değilim. Tam ortada duruyorum. Hatta kadınlardan yana olduğumu söyleyerek Süleyman Bey zaman zaman da beni eleştiriyor. Ama bakın haksızlık yapma lütfen. Asla benim gelemeyeceğim şey haksızlık yapmak. Cuma günü siz o olmadan burada 20 dakika konuştunuz. Nasıl kendinizi ifade edemiyorsunuz? Bayağı da ifade ediyorsunuz Hilal Hanım, yapmayın. Size bile iftira atıyor, ben, düşünün. Ben şu soruyu sormak zorundayım. Bir dakika Hilal Hanım. Hilal Hanım ama bir şeyde yani eleştiride bulundunuz. Beyefendi siz çocuğunuzu görmeye gittiniz mi? Yani görmek istediniz de yani hiç gelmedi mi, ilgilenmedi, çocuğunu görmek istemedi diyor. Siz efendim ben çocuğunu... Mesajlarım var. Tamam, anladım. Yalvardığım mesajlarım var diyor. Benim ona gel çocuğunu gör diyor. Mesajların hepsinde bana korum, bakın dalga geçiyor, bana koruma kararı aldırıyor. Bir gün sonra da yalvarıyor, çocuğu gel gör diyor. Ben de gelemiyorum. Ondan sonra diyor ki sen çocuğu görmek istemiyorsun. Bugün de aynı. Ay, size bile iftira atıyor şu ama an. Ama koruma kararı siz bana zaman varken, ayırmadınız diyor. O gün ben 3 dakika konuştum, 20 dakika konuştum. Koruma kararım yokken de bakın ben onu çağırdım. Mesajlar ortada. Saati gününe. Neden gelmedi ya? Gittiniz o çünkü mi? Ama koruma kararı varken gelemez ki. Ben her ki. Zaman gittim. Koruma kararı yokken de Didem çağırdım Hanım. Diyorum Didem tamam, Hanım. Tamam, koruma kararı yokken de sizi çağırmış. Söz alabilir miyim? Sizin ilgisiz bir baba olduğunuzu söylüyor. Söz alabilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Onun için Didem Hanım, onun için tek önemli bir şey vardı. Fenerbahçe ve arkadaşları. Süleyman şükürler olsun, iki Fenerbahçeli. Evet, Süleyman dışarıya gerçekten çok iyi. Çok evet. Saygılı. Çok ilgili, merhametli bir insan ama aynısını ne evladına ne de bana yapmadı. Zaten tuhaf dışına bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçeli olması suç değil. Fenerbahçe bize ilgi gösterebilir ama Fenerbahçe'ye. Evladına da ilgi gösterebilir. Ona gösterebilir evladının yani. Evladının eşinin önüne geçecek kadar önemlidir. 14 Aralık'ta beni dinleyin. Hepsinin mesajları var. Dedim ki çocuğu sana teslim edemeyeceğim. Perşembe günüydü. Cumartesi günü teslim edemeyeceğim. Çocuk dedim domuz gribi oldu, influenza oldu dedim.
Antibiyotik kullanıyor, iğne kullanıyor. Gelip görmek istiyorsan gel ama teslim edemem. Çünkü çocuğun anne bakımına ve gözetimine ihtiyacı var dedim. Rahatlığı görüyorsunuz değil mi? Çocuk tapulumalı. Bir saniye lafımı kesme. Çocuk tapulumalı gösteremem diyor. Bakın bana dedi ki Didem Hanım, bana dedi ki ben de hiçbir yere gelmiyorum. Vermiyorsan da teslim etmiyorsan da sonuçlarına katlanırsın dedi. Akabinde aynı gün ben çocuğu hastaneye kaldırdım o gün. Ertesi gün de kaldırdım hava takıldı çocuğa. Fenerbahçe'nin maçına gidip bangır bangır tatta tezahürat yaptı. Hepsini ekran kaydına aldı. Peki ben şunu merak ediyorum hanımefendi. Sonuçta ya çocuğunuz bütün bu kavgalara hatta çocuğunuzun yanında eşinizi değersiz gösteren ifadeler, yalan, davranışlar yalan, gösteriyor yalan, musunuz? Yalan, Didem Hanım yalan söylüyor. O tutuştu iyice. Bakın şu anda kendisine Hakime Hanım, Hakime Hanım'ı linç yağmına kutarak Hakime Hanım'a iftira atıp Kimer'i şikayet ettiği için ağır ceza mahkemesinden soruşturma açılıyor kendisine. Ağır cezada yargılanacak inşallah. Yani bu adam bu kadar şuurunu yitirmiş bir adam. Bu adam bu kadar beynini kaybetmiş bir adam. Lütfen karşılıklı. Hakaret demiyorum. Adam gerçekten şuursuzca davranıyor. Şimdi bir dakika tamam ben sizi dinledim. Şimdi Süleyman Bey konuşacak, buyurun. Öncelikle Fenerbahçe maçı ile ilgili görüşeyim. Kendisi annem ve benim çocuğa şiddet uygulamayı iddia ederek koruma kararı, çocuğun ben ilişkisini kestiriyor. Ya uyanıklığa bakar mısınız? Kestirdikten sonra beni bakın burada annemin ve benim Instagram hesaplarıma giriş kayıtları var. Bugün suç duyurusunda bulundu bununla ilgili. Bir söyleyin, hesabını tamam. Verecek zaten. Annem ve benim burada kendi telefonun markası da yazar. Burada kendi numaraları da yazar. Bunlarla ilgili sahte hesaplardan benim hesabıma giriyor. Annemin hesabından giriyor. Düşünsenize siz hikayelere bakanlara bakıyorsunuz. Anneniz izlemiş. Hiç şüphelenir misiniz eşiniz izliyor diye. Halbuki o izlemiş. Benim Fenerbahçe maçına gittiğimi nereden biliyor? Ayrıca koruma kararı varken... onda yani bende koruma kararı var, çocuğu göremezsin, hakim kararı varken ben bunun gibi bir karaktere nasıl güvenip gidebilirim, ne yapacağını nereden bileyim, koruma kararının değerli diye kalkıp bana dava açsa ki çok müsait bunlara çatır çatır iftira atan bir insan benim çocuğumla ilgisiz olduğumu söylüyor. Ben pedagog raporlarını okuyayım mı size? Yani bir cümle okuyabilirsin ama tamam. İşin ben şimdi sonuç odaklı bir insanım Süleyman Bey'ciğim. Bakın iftiralarına karşılık vermem lazım çünkü ben çok yoruldum iftiralarına. Sonuçta sizin talebiniz çocuğunuz en azından yani mahkeme süresince sağlıklı görmek değil mi? Evet kesinlikle. Biz cuma günü yayın sonrası hanımefendiyle konuştuk. Ben bir teklifte bulundum kendisine. Kendisi bu teklifi o anda kabul etmişti. Ben zaten çocuğumu babasından esirgemiyorum. Sadede gelelim ve sonuca gelelim izin verirseniz. Çocuğumu babasından esirgemiyorum. O zaman dedim ki yani süreç sonra nasıl hukuki olarak nasıl ilerler bilmiyorum ama bizim gözetimimizde dilerseniz Sefaköy'deki stüdyolarda, Ciner stüdyolarında ya da hanımefendinin isteyeceği başka bir yerde muhabirimizin de eşlik edeceği şekilde sizin evladınızla buluşmanızı önerdik. Hanımefendi teşekkür cuma ederim. Günü bunu kabul etti. Ama şimdi bana farklı bir bilgi geldi. Siz babasıyla çocuğu ben istediği zaman görüştürürüm demiştiniz bizim ara buluculuğumuzda. Ama şimdi buna hayır diyormuşsunuz öyle mi? Yok ben o gün de beyan ettim size kameraların önüne çocuğumu ben asla çıkarmam. Şimdi Hilal Hanımcığım ben çocuğumu de o gün size dedim ki Hilal Hanımcığım ben de size o gün dedim ki ben tabii ki 3,5 yaşındaki bir çocuğu asla ve asla radyo televizyon üst kurulunun kuralları olmasa bile ekrana getiremem, çocuğu ekrana getirmeyeceğime size söz verdim. Aile mevzusudur, görmek istiyorsa her zaman. Kendisine daha önce yalvaran ama hanımefendi cuma günü siz bize dediniz ki kameralar yok, olmadan bizim ara buluculuğumuzda bizim bakın, ama hanımefendi ben sizi o zaman iyi niyetli görmüyorum, kusura bakmayın. Hiç iyi niyetli görmüyorum. Çünkü bakın, cuma günü hanımefendi bir alın hanımefendinin sesine. İnşallah cuma günü, sizin sayenizde ne kadar haksız olduğu anlaşılacak. Çok çok teşekkür ediyorum cuma size gerçekten. Cuma günü bana bu sözü verdi. Hatta kayıtlarda da vardır. O sırada her şey kayıt altındaydı. Dediniz ki ben çocuğumu işte kameralara çıkartmayacağım. Ben de size dedim ki zaten yasak. Kameranın gelmesine gerek yok. Sadece muhabirimiz Yasemin olur, Sevda olur ya da koordinatörümüz size eşlik edecek. Süleyman Bey eşlik edecek. Bizim gözetimimizde bu çocuğun babasını görmeye hakkı var. Duygusal olarak, ruhsal olarak hakkı var. Siz de zaten ben buna izin veriyorum. Hatta ekrana çıkayım bunu lütfen söyleyeyim demiştiniz. Doğru mu? Hilal Hanım söyleyeyim dediniz. Ben aile mevzusu artık kesinlikle onun hani böyle bir şekilde böyle bir platformda görmesini istemiyorum. Görmek istiyorsa gelsin kendisi. İstediğim mekana getirelim. O zaman ben teklif ediyorum gitsin. Annem ve bana iftira attığını kabul etsin ve çocuğun tekrar ara kararla benim hafta sonları görüşmemi
talep etsin. Eğer niyetinde samimi ise bunu yapsın. Ben lütfen bana bir tane pedagog raporu okuyabilir miyim size? Rica ediyorum. Okuyun tabii ki okuyun. Bakın kendi avukatı ve kendisinin iftirasını okuyorum size. Bir cümle okuyacağım sadece. Çok uzun. Biliyorum yormak istemiyorum sizi. En son demiş ki çocukla uzaktan yakından alakası yoktur. Çocuğu müvekkilimize karşı koz olarak kullanmaya çalışmaktadır. Şu an kimin koz olarak kullanmaya çalıştığını herkes anlamıştır herhalde değil mi? Yani görüştürmemek çocuk, bu anlama çocuk geliyor. Babada yatılı kalmak, bakın avukatın iddiası ve kendi iddiası. Çocuk babada yatılı kalmak istememektedir. Şimdi ben pedagog raporunu okuyorum. Üçünde de yazıyor, ben birini okuyacağım. Yormayacağım kimseyi. Annenin çocuk ile özel görüşme yapılmasını talep ettiği, müşterek çocuk ile yapılan özel görüşmede annem eğer babana gidersen beni göremezsin, gidersen hasta olurum, gidersen kitaplarını Nisa'ya veririm dediği öğrenildi. Çocuk baba ile görüşme odasına alındığında çocuğun babaya yatılı olarak gitmek istediği gözlemlendi. Diğerlerini de okuyabilir miyim? Hayır, ben şunu varsa merak ettim. Hukuken sizin şu anda çocuğunuzu görmenizin önünde nasıl bir engel var? Kendisi 19-12-2023'te evet, bir iftira atıyor. Benim çocuğu son teslim aldığımda 26 Kasım'da aldım. İkisini de teslim edeceği gün gelmiyor teslim merkezine. Akşamında karakola gidiyor. O benim yayınladığım CİMER'e şikayet edeceğim vesaire dediğim konu vardı ya. Evet. Oraya götürüyorlar. 3 yaşındaki çocuğu parmak bastırıyorlar. Orada sundukları evrakta, bunu da açık açıklayayım ben bu arada. Orada sundukları evrakta herhangi pedagog, psikolog vesaire ekran kaydı yok. Bugün avukatımla da görüştüm. Gerekli dilekçeyi yazdı. Ya siz çocuğu vermek için gidiyorsunuz ama hanımefendi gelmiyor. Yok, o getirmiyor çocuğu. Yani o çocuğu getirmiyor. Getirmiyor. Akşamı da karakola çocuğu götürüyor. 3 yaşında kızım benim parmak bastırıyorlar. Ay yazık ben, ya. Orada yazanı da okuyabilir miyim bulursam? Gerçi biraz zaman alacak galiba. Ama bir şey söyleyeceğim Tuncay Hanımcığım. Yani bir dakika Tuncay Hanım'a hemen soralım. Yani ne olursa olsun. Yani mutlaka görüşme yapılması lazım. Burada mahkemenin vermesini beklediğimiz karar, eğer babadan bir zarar geleceği düşünülüyorsa dahi bir pedagog eşliğinde babayla çocuğun görüşmesinin mutlaka sağlanması gereğidir. Ben mahkeme başkanı bir hanımefendi anladığım kadarıyla, evet, bir mahkeme başkanı şunu da bilir diye tahmin ediyorum. Yani bu çocuğun hem annesini hem de babasını görme kesinlikle hakkı var. Kesinlikle. Biz şu anda yargılama yapılırken çocuk bu yargılamanın kurbanı olmamalı Hilal Hanımcığım. Çocuğa yazık günah değil Didem mi? Didem Hanım siz beni dinlemiyor musunuz? Dinliyorum, ben sizi çocuğum, dinliyorum. Çocuğun şu anda evrak benim elimde orijinali. Çocuğun ifadesi devlet pedagogu ve devlet avukatıyla. Pedagog değil, psikolog avukatıyla ifadesi. Altta bir yazıyor. Psikolog değil, devletin pedagogu ve devletin kamu, bakın kamu avukatıyla alındı. Üçü aynı odada alındı. Çocuğa demişler ki, çocuk demiş ki, zaten çocuk bana diyor ki anne diyor ben babamla gezmeyi seviyorum ama ben orada kalmak istemiyorum diyor. Ya çünkü kalmasın diyor, ama en azından çocuğu, babasını 3 aydır görmemesi ne demek Hilal Hanım? Gözünü su seveyim yani. O zaman, Didem Hanım, o zaman benim çocuğuma kalkıp da senin annen kendisi yapıyor. Hep şu elisi anlattı. Canlı yayına benim Mahmut anlattı. Ne dediğimi Edebol anlatacaklardır. Valla bir şey söyleyeyim mi Hilal Hanım? Hilal Hanım siz Süleyman Bey'den boşanıyorsunuz ama o çocuk babasından boşanmıyor. Anladınız bakın, mı? Hilal Hanım siz beni dinlemiyor musunuz? Ben sizi dinliyorum hanımefendi ama siz ben bana cuma bir günü gösterdiğiniz, iyi niyeti şu anda göstermiyorsunuz. Didem Hanım. Cuma günü bana dediniz ki bizim gözetimimize de başkasının kamera falan yok, anlatabiliyor muyum? Kamera yok, yayın yok, hiçbir şey yok. Ama sadece bizim gözetimimizde Tuncay Hanım da eşlik edebilir, evet, avukatımız da eşlik edebilir kendisine. Babayı çocuğu görmesine neden izin vermiyorsunuz? Neden? Didem Hanım benim gözetimimde görsün. Eğer gerçekten derdi çocuksa... Tapulu malı mı kendisine? Hanımefendi birlikte zaten ama siz bu kadar çok kavgalıyken... Niye ya? Ben çocuğumu niye medya tüketeyim? Ya ben anlatamıyorum galiba. Hanımefendi anlamakta zorluk mu çekiyorsunuz? Kamera olmayacak, yayınlanmayacak. Anlamadınız mı ya? Daha nasıl konuşayım? Anlamayacak ne var bunda ya? Didem Hanım. Hanımefendi siz çocuğunuzu ne olursa olsun, ne olursa olsun Süleyman Bey'e karşı koz olarak kullanıyorsunuz. Bravo. 2 kere 2 4. Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle. Ben özür dilerim ama çok tane tane anlatıyorum. Diyorum ki kamera yok, yayınlanmak yok. Avukatımız eşlik edecek Süleyman Bey'in yanında. Siz de olacaksınız. Kimse sizi çocuğu alıp götürmeyecek. Ama bu çocuk bir evladına sarılacak, öpecek onu ya. Korkuları var. Çünkü çocuk bana geldi sarılacak ya. Ve ona şiddet uygulamadığım anlaşılacak. Bunu da ben delil olarak kullanacağım mahkemede. Çünkü başka bir yolum kalmadı benim. Buralara kadar çıktıysam bunun sebebiyle. Siz bu de söyleyiniz. Bu yayını da delil olarak hepsini kullanın. Hepsini kullanın. Hanımefendi kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Bir dakika. Kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Neyi kabul ediyor muyum? Avukatımızın eşliğinde yayınlanmamak şartıyla... Kameraman olmadan hanımefendi, hayır, kameraman olmayacak. Kendisi görmek istiyorsa gelsin, adresim belli, evim belli, halka açık bir yerde kameraların olduğu bir restoranda görebilir.
Tamam. Koruma kararı var. Kaldırsın zaman, koruma kararı. Koruma kararı varken bilsin, itiraf etsin. Koruma kararınız var. Koruma kararı var. Yalan söyleme. Yalan niye söyleyeyim ben? Çocuğumu niye görmüyorum 120 gündür? Mahkeme çünkü bana çocuğumu yasakladı. 4 gün önceki duruşmada yasakladı. Annen öldü demeseydin sırtına bu. Ben asla demedim. Öyle bir şey. Asla yemin ediyorum demedim. Öyle bir şey asla. Bakın. Söyleme be. Çıkamıyor. Benim çocuğum bana geldiğinde susturur musunuz? Kesinlikle. Bakın işler acısı durumdayız şu an. Ay yazık ya. Gerçekten susturur musunuz? Ben bir şey konuşacağım. Bir şey diyeceğim. Bir dakika sesini alalım İlal Hanım'ın. Bakın, buyurun. Çocuğum bana geldiğinde, eve geldiğinde her zaman söyledi. Baba beni lütfen geri götürme. Çünkü annem senin hakkında kötü şeyler konuşuyor. Ben duymak istemiyorum. Ben seni çok seviyorum. Zaten buradaki raporlar da belli değil mi? Yani okudum az önce. Babana gidersen kitaplarını başkalarına verin gibi bir pedagog raporu var. Ben bunu kafamdan almadım. Sayın mahkememizin, yani mahkeme hakimimizin kendi atadığı teslim merkezinin pedagogu. En son ne zaman oldu? En son yapılan şey de mi mahkemede? Evet, mi? En son mahkemede işte tekrar reddedildi. 3 gün önce geldi mi 2 gün buraya? Tekrar reddetti. Neden reddediyorsunuz bilmiyorum. Tunca Hanım. Ben şöyle bir teklifte bulunmak istiyorum. Siz de uygun görürseniz. Madem eve gelsin diyorsunuz. Tamam, muhabirimiz ben ve uzaklaştırma kararı varsa onu bilmiyorum. İlerim şunu anlamıyor ama yayınlamayacağız. Tane evet. Söylüyorum. Yayınlamayacağız. Tamam mı? Biz oraya kameraman gidelim. Kameraman olmayacak. Evet. Anladın inşallah Hilal Hanım. Buyurun. Bugün akşam saat 8 gibi gidelim. Çocukla baba kavuşsun. Bir mekanda evde değil. Evde değil. Evde değil. Tabii. Kesinlikle eve girmeyeceğiz. Yakın bir yerde. Hilal Hanım sesi içeri vermeyin. Bir, sağlıklı bir şekilde düşünsün. Çocuk evladınızı bu kızgınlığınızın kurbanı yapmayın. Sizin babanızla ilişkileriniz nasıl bilmiyorum ama bir kız çocuğunun babayla ilişkileri kötü olursa ileride karşısına çıkacak eş, hayat arkadaşları vesaire o çocuğun bundan sonraki geleceğiyle oynuyorsunuz Hilal Hanımcığım. Benimle oynadığı gibi. Farkında mısınız? Geleceğiyle oynuyorsunuz. O kız çocuğunun bundan sonra seçeceği eşteki bir tercihleri vesaire çocukta çok büyük yaralar açıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Birilerinin gözetimi de bu çocuk, yani Süleyman Bey çocuğunu görebilir. Bakalım ne diyecek avukatımızın bu teklifine? Biz kendisiyle arkasında... Son bir şey söyleyeyim. Ben şu anlaşamıyorum Hilal Hanım'la. Buyurun. Bir şey söyleyeceğim. Ben az önce ısrarla pedagog raporu olduğunu söyledi değil mi? Duydu herkes burada. Ben size gösterebilir miyim raporu? Telefonumda var lütfen. Hepsini Tunca Hanım baksın çünkü ben... Size göstereyim. Giresun cinayetini konuşmak istiyorum. Tamam. Çünkü hanımefendiyle biz ekranda anlaşamayacağız. Arkadaşlarım kendisiyle konuşsunlar. Tunca Hanım'ın gayet sağlıklı bir teklifi oldu. Bu sağlıklı teklifi sağlıklı bir şekilde anlayabilecek mi Hilal Hanım? Onunla hiçbir mecra da anlaşma ihtimalimiz i̇nşallah, yok. İnşallah bakalım. Onun için ama, buradayım zaten. Tamam bakalım inşallah elimizden geleni yapacağız. Buyurun sizi dışarı alayım. Teşekkür ederim tekrar. Yani, ama çocuğa yazık günah. Madem bu kadar evlilik kötü gidecekse o çocuk niye oldu ya? Yani, gerçi iyi ki de olmuş. Yani de yazık günah çocuklara gerçekten. Şimdi Giresun'un Nurhan'ı unuttuğumuzu ve bitirdiğimizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Arka planda çalışmalarımız devam ediyor. Gelişmelerden haberdar edeceğiz sizi. Bir yandan da biliyorsunuz Nurhan'la ilgili özel bir ekip kuruldu. Özel ekip canla başla çalışıyor. Giresun'da yani tabii bir yandan seçimler var. Bir yandan çok yoğun hem güvenlik kuvvetlerinin işleri güçleri. Ama Nurhan için çok özel bir ekip çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Nurhan'ın annesi Suzan Hanım ve babası Kemal Bey gelsinler lütfen. Buyurun. Gel Suzan'cığım. Kemal Bey buyurun. Öncelikle amcamın kızı Nurhan köyden aradı. Sana çok çok selamı var. Aleyküm bir de selam. Buraya Giresunlu Fatma çarşıdan Giresunluyum dedi. Çok çok selamı söyledi. Aleyküm sevindim selam dediler. Canım. Herkese çok selamlar sevgiler. Kemal Bey siz başa oturun. Kemal Bey de yanıma otursun. Ve Suzan'ın kocası kocasının amcası Savaş, Emir. Ramazan da burada mı? Ramazan da burada arkadaşları. Gelsin lütfen hepsi. Savaş gel canım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin. İnsanlar birbirini dinlerlerse çok şey anlaşabilirler. Dinlemek çok önemli ya. Ay sinir oldum Hilal Hanım hiç dinlemiyor bizi yani. O yüzden söylüyorum. Siz de bir dertleşeyim dedim. Kolay gelsin. Hoş geldin Ramazan. Hatırladın mı Ramazan ya? Hatırladıklarımı anlattım orada. Ama sen dedin ki hatırlamıyorum dedin. Anlattım ya abla hatırladıklarını. Hatırladın ne ya? Söyledim ya abla. Ne söyledin? Hiçbir şey söylemedin. Söyledim abla ya. Sen hatırlayıncaya kadar buradasın. Otur bakayım oraya. Tamam. Evet. Hatırlayıncaya kadar misafirimsin. Göndermeyeceğim seni. Şimdi Savaş. Buyur abla. Diğer misafirimiz Giresun'dan yayına katılacak mı arkadaşlar? O konuda bilgi verir misiniz lütfen? Tamam peki. Şimdi Savaş...
sen özellikle burada çok sakin bir görüntü çiziyorsun. Yani öyle görüyorum. Seni çok sakin, çok kontrollü. Amcan Emir zaten sakin bir adam gibi duruyor burada da. Şimdi ama sosyal medyanda çok öfke dolu böyle paylaşımlar yapıyorsun. Bir atarlı giderli falan paylaşımlar. Onu bir ekranlara getirmiştik ya. Aynen, onları abla. Neden yaptıkça? Neden yaptın canım? Abla hoşuma gittiği için yaptım. Bak bunda ben bir şey aramadım birilerine ki. Birilerine sanki mesaj veriyorsun mesaj ama. Mesaj yok abla. Ben hani yapacağım işi zaten göz önünde yaparım. Kimseden saklamam. Ya sanki böyle sanki birilerine bak ayağını denk al, sen şöyle ol, sen böyle ol diye bayağı mesaj vermiyor musun ya? Yok ben... ablacığım ben yine diyorum bak, beğendiğim bir şeye direkt yaparım ben bu şekilde. Yapacağım bir şey varsa zaten göz önünde yaparım. Kimseden saklım olmaz benim. O görüntüler ekranlara gelsin şimdi. Alem değil, 50 alem de arkamdan konuşsa ben kendimden emin olduğum sürece. El alkışlar, alemde izler. İşinize bak. Yüz yüzeyken herkes iyi. Asıl mesele arkamızı döndükten sonra başlıyor. Anladı. Herkes bizi oynuyor. Sıkıntı yok. Zamanı gelince hepinizden sevdiğiniz oyunlar oynayacağım. Sabır delikanlının kılıncıdır. Ne kadar dayanırsa o kadar keskinleşir. Üstümde çok derin bir sakinlik var. Kafamın içi deliriyor. Ama sakin duruyorum. İşte bu beni çok korkutuyor. Çevirdiğiniz dolaplardan haberim yok mu sanıyorsunuz? Tabii ki de var. Sadece müdahale etmiyorum. Çünkü senaryonun sonunu bekliyorum. Belki alkış alacaksınız. Belki de yıkılmış olacaksınız. Kim tuttuğum kim varsa nöbetini tuttuğum acıları teslim alacağı günü bekliyorum. Hesap yapanların dostları yoktur. Sadece hesaplarına uyan tanıdıkları vardır. Öfkeyle kalkan zararla oturur diye bir laf var. Ama ben öfkeyle kalkarsa zararla oturturum. Ölümen de yeryüzünden değil, gökyüzünden gelir. Bundan sonra ne tanıdım ne de tasmasını tutan sahibini. Saygı bitmişse hatır da bitmiştir. Büyük ya da güçlü olan kazanamaz. Allah kimin yanındaysa o kazanır. Bizde imkansız diye bir şey de yoktur. Kün feyekun vardır. Çünkü o Allah Azze ve Celle... Bu görüntünün tamamını sosyal medyaya koymuş muydunuz Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye? Tamamını lütfen koyabilir miyiz tekrar? Yani bizim gördüğümüz, bizim ekibin gördüğü, hatta şu anda da arkadaşlarım da, reji de onu düşünüyor, oradaki yönetici arkadaşlarım da. Ya birilerine mesaj veriyorsun Savaş. Yok ablacığım. Ne zaman bu görüntüler yok. Ne zaman bunları paylaştın sen sosyal medyanda? Ne zaman çekilen ve paylaştığın görüntüler bunlar? Bu şu anki paylaştığınızın hepsi yakın dönemde. 2023? Yakın, aynen 2024'te bu dönemde yani olması 2024, lazım. 2024-2023 son yıllarda falan. Şimdi son dönemde seninle ilgili olan kuşkular arttıkça mı sen bu mesajları yok, paylaştın? Yok ablacığım bak beni kimse suçlayamaz zaten. Beni neden? Suçlayacak adam karşıma gelecek oturacak. Hiç oturuyor ki annesi babası. Onlar zaten iftira bol atıyor. Onlar abu subut da çok konuşuyor. Bu onlar... mesajı ne biliyor musun? Bunun mesajı sürekli ben üzerine gidiyorum ya bunun mesajı bana. Sana mı suçlu? Bana açık açık ben de konuşuyorum. Yeminle konuşuyorum bana. O dönemden sonraki şey ya sırada ben vardım zaten. Nasıl sırada sen varsın? Hani demek ki ondan sonra sıra bana geliyor. Nurhan'dan sonra tabii sıra sana geliyor. Seni boğmaya geleceğim ben kanunum değil ya bana karşı. Sizden ayırmak istedim değil ya bu konuları konuşup bundan sonra bu mesaj sıra. Oh, sağ, helal öyle olsun mi? Sana Ura. Ben korkmuyorum Ura. Ablacığım. Ben her gün karşındayım kanun... Ura. Erkek gibi karşındayım. Ablacığım. Kadın gibi karşısındasın. Kadın daha ablacığım, güçlü erkekten. Ablacığım adalet yerine gelmezse deyip de ben adaletimi sağlayacağım diye kendisi yani. Bunlar böyle bir insan. Öyle mi adaletimi? Ben konuşurum tabii konuşacağım. Kendisi söylese. Konuştum yaptın mı? Hiç bir yaptın mı sağ? Kendisi söyledi. Çocuğum kaybolmuş. Kendisi söyledi. Erkenlendik her şeyi konuştum doğru. Konuştum ama yok, daha hangi geçen mi yaptım? Burada ya. Eşimin dibinden geçen ağzımın içinden geçen ağzımdan arabasına biniyen. Gelip eşimin dibinde şey diyen arabanı bırakıyorsun. Kılığa zarar verdin mi? Tavuğa tık dedin mi? Ne yaptım? Sana adalete. İnşallah Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Bütün yetkililere sesleniyorum. Adalete sesleniyorum. İnşallah yerini bulacak. Bulsun. İnşallah yerini. Ben sana iftira Allah'a ediyorum. Senin elinden geliyor. Ana söylemiyor. Bu bak hiçbir haberi yok. Senin haberin yok. Elinden geliyor. Kim aldı lan bunu kim? İşte ben de onu arıyorum. Abla kim aldı bunu kim? Bağırma boş boşuna. Bağırınca gelmiyor burada kimse. Bağırınca kimse buraya gelmiyor. Ha, beni suçlayanlar gelsin karşıma diyorsun ya işte Nura'nın annesi babası seni suçluyor. Allah'ın sağlığındım yarabbim. Ne söyledi yani Kemal Bey dinle yanıt ver.
Beyciğim. Ne olursa işte ben bak, bunları da çağır, tamam mı? Bak, bak sana bir şey diyeyim mi? Sen bunları niye aramıyorsun biliyor musun? Ben kendim beğendiğim için yaptım. Az bir dakika. Ben benle değil. Az bir dakika. Bir dakika Suzan Hanım. Sen eşeği niye aramıyorsun biliyor musun? Niye aramıyormuşum? Eğer benim gibi. Canlanmaya sen mi gittin? Senin eşin kayıp olaydı. Sen Suzan Hanım karışma. Travmaya sen mi gittin? Bir dakika. Senin eşin kayıp olaydı. Yani senin bilginin dışında. Sen bunu aramak için feryat ederin. Canlamaya sen mi gittin dün ben de şey? Travolo'ya sen mi gittin? Feryat ederin. Ama niye aramıyorsun biliyor musun? Gittin diyor mu? Kendin gidip dendi. Dünyada... Travolo'ya gittin mi? Kaç kere güce gittin mi? Bak akraba da bu biliyor. Söylediğin o var ya. Akrabam biliyor akraba. Ama söylediğin iki şeyin dünyada... Sarp mı? Bir şey söyleyeceğim. Eğer Suzan Hanım kocan gibi, konuşurken ya bekle evet. Etme. Eğer benim gibi haberin olmadan habire hiç haberin bu olmadan bu benim iddia. Kızım gitmiş olaydı sen bunu bulabilmek için feryat edecektin. Tamam, ben elimden ama gelen niye her şeyi yapıyorsun biliyor musun? Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Jandarmaya gittim. Aracak bir şey bırakmadın ki. Travolo'ya gittim. Şavcılığa her tarafa gittim ben. Elimden her şeyi gittin. Bir tek seni çağırmadan ifade vermeye gittim. Bir tek ne ifadesi? Suzan Hanım. Tabii. Ne ifadesi? Seni çağırdı o zaman nasıl? Ne ifadesi vermeye gittim? Ay savaş. Hani sorgulayalım. Bir tek kanala çıkmadım. Yere konuşuyorsunuz değil mi? Bir tek kanala çıkmadım. Yine de çıkmayacaktım. Sen artık... Çek geçeceksin sana kanala burada kim bağladı? Çıkmayacaktım yere. Git git. Sırf dedem akşam var ya durdum ben. Hayır teşekkür ederim. Bana güvendiği için, adaletimi güvendiği için gelmiş. Ben sizden biraz tamam anladım. Bunu bir savaşla yanıt versin. Ha, çünkü yani eşini öldürmekle ya da öldürenleri bilip onları korumakla suçluyorsunuz. Yani katillerin de kendini savunmaya hakkı var. Onlar da tabii, konuşsunlar tabii, yani tabii, eğer öylelerse yani. Şimdi savaş çok önemli bir iddiada bulundu. Ya daha doğrusu önemli bir cümle kullandı kayınpederin. Emir Bey sana da soruyorum Emir. Şunu söyledi yani bilgin dışında gitseydi. Senin bilgin dışında bir yerlere gitseydi kaybolsaydı. Yani kaybolsaydı sen işte feryat ederdin ama sen o şey Nura'nın kızımın nerede olduğunu bildiğin için öyle çok sakin duruyorsun. Emir de böyle sakin. Yani çünkü ikinizin de umurlarında değil. Ha. Yani ikiniz de Nura'nın ne olduğunu biliyorsunuz. Ben bu sözüme sahibim. Tamam dur bir dakika yanıt versin. Ya ben, önce savaş sonra Emir. Ben direkt gittiğinde hani bana telefon geldi. Bu üçüncü kez aynı şekilde kafadan gittiğini bildiğim için yani böyle çok şey yapmadım. Hani bunu dedim bir de köy yeri ya dedim. Ama iki İlla. Buçuk yıl olmuş savaşçı. İşte ablacığım ilk senelerde tamam. Çok hani ne oldu herkes benim etrafımdaki insan benim nasıl yaşam tarzım olduğunu herkes biliyordu ilk seneler. Evet. Ama baktım karşı tarafım çok rahat çalışmaya gidiyor oynamaya gidiyorlar. Ne ben de ya? Ne yapacağım ya sen evinde haride buydu sen evinde sen evinde gitmeseydin. 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 Ben de oğlana vereceğim vereceğim benim evimde hani gidip kaynanası boyuna kızının yanında mı olacak? Ablacığım ben Doğan abla bunlar boş muhabbet ablacığım ben Doğan abla dün bir şey söyleyeyim size söyledi mi? Hı, söyle, söyle bana hangisi? Ha, o kişi şu anda ilerleyen dakikalarda yayında olacak. Çıkıp çıkmaması önemli değil abla. Ben bir şey söyleyeceğim onlarla alakalı. Onun zamanı gelince söyle. Şimdi şöyle Hatice, Emir'in eşi yayında olacak. Ona soracaklarım var. İlerleyen dakikalarda gizli tanık yayına bağlanacağım dedi. Vazgeçmedi inşallah. Sonra bir gelişme oldu da. O yüzden yani... Korkuyor kısacası gizli sanık da. Tamam ben söyleyeyim arkadaşlar, ablacığım bir, ya. Bir dakika dur. Bilgi verir misiniz? Gizli sanık telefona bağlanacak mı, bağlanmayacak mı? Şu anda telefonunu açmıyormuş. Onu biraz daha zaman tanı bize. Gizli sanık telefon hattındayken kendisinin olduğu ortamda söylersin. Ne söyleyeceğini biliyorum. Haberim var. Tamam abla. Haberim var. Tamam. Onu gizli sanık bağlandığında söylemeni rica ediyorum. Emir. Ha, buyurun abla. Aynı zamanda senin arkadaşın Kemal Bey. Tamam. Köylün arkadaşın diyor ki ikisi de diyor. Ne olduğunu bildiği için ya bu kadar abla, çok rahatlar diyor. Ablacığım bak ben yine söylüyorum sayar severim. Hı. Ama benim tanıdığım Kemal şu anda burada değil. Nasıl kızını arıyor? Ne anlası? Sen ya Kemal'in Dine, yanına kayıp oldu olası ya. Dine arkadaş. Hiç geldin uğradın mı? Ya ben sana... Ta Yusuf'lara ne dedim? Amcamın oğlunun yanında Emir aramızda bir soğuğu. Ne yaptın böyle? Dur bir dakika tamam. Sen çaktırmadın ben de çaktırmadım. Söylemedin mi ben Musa? Değil mi? Değil mi dedi. Ben... Yani ben deyip dememe önem taşımıyor dedi. Emir'i dinle, Emir'i dinle. Konuştu mu ki ben Musa demedim mi? Bak yine de söylüyorum bu eşiğin de çok hatırını sayarım. Anlayın mı? Ehliküler olmuştur ama... Benim uğradan uzak durmamın sebebi ha o yeğle dağı mesela tabii öfkelidir etmiştir diyeyim yine. Sen Hatice'yi benim yanıma beni doğumaya gönderdiyse ha bunun ağzına beni doğumaya geldi. Benim çocuğum kaybolmuş Hatice beni doğumaya geldi. Komşular şahit. Eşi mi? Komşular eşi. Sen bağırıp çağırıyorsun dedi. Seni dedi seni öyle dinledik dedi. Şimdi sen beni dinleyeceksin dedi. Bana bir şey verdi. Uğra. Dövdü mü seni? Kim gönderdi? Dövmedi. Niye? Arkadaşlar var yanımda komşular vardı. Dövdü mü? Öyle şey oldu mu? Konuştum ya. Hatice. Onunla konuşur ben dinleyeceğim. Hatice ne için geldi? Hatice ben ne dedim o zaman?
Ben savaşın peşine düşüp bir daha gelseydin dedim. Zaten. Seni kovacaktım bu kapıdan dedim. Ben yoldum abla ki o zaman ya. Bu ne konuştu kafana ne sıkıyor? Ben diyeyim Anya, sen diyeyim Konya. Ben orayı mı andım şimdi sana? Kendini savunmaya çekti şimdi. Onun için öyle ne yapıyor. Ne savunmayasın? Sana ya diyeceğim. Bak sana ne diyeyim? Sen kötülüğün demeyeyim. Sen de hatırını sayarım. Eylül'ün oldu. Ben herkese eylül ediyorum. Ben kimse kötü diyemez. Yalancı da diyemez. Çünkü herkese... Erkek durmama sözüme sağlandım. Tamam, sus. Yaparım dediğimi yapmıştırım, ederim dediğimi yapmıştırım. Vereceğim dediğimi vermiştirim, budur. Suzancı biraz... Ya şöyle. Niye susmuyorsun sen? Dinlemiyorsun ki. Ben... Hatice Hanım birazdan yayında olacak, onunla konuşuruz Allah ama Allah. Emir söylesin önce. Ya bak bu ettiğin yelede ettiğin hakaretler var ya, dini azıcık. Ondan dolayı ben uzak dururum. Allah biliyor. Neden ha, dolayı Kemal'a... anlamadım, özür dilerim. Neden? Ya yelede olmadı, küfrü etmiş. Suzan mı kızı kaybolduktan sonra? Kızı kayboldu. Tabii kızı kayboldu. Ama bir şey dedim mi sana? Öfkeliyim o yüzden diyor. Ama dedim senin mi? Eşin gidip tamam dedim mi buna? Bir şey demedim. Tamam eşin gitti mi Hatice Hanım dövmeye? Ama diyeceğim, geleceğim diyeceğim. Ben ondan haberim yok ya. Vallahi haberim yok ya. Öfkeliysin. Vallahi haberim yok ya. Biz kızım o. Öfkeliysin. Gitti. Benim haberim yok. İstersen yemin edeyim. Mıhtarı alır gelirsin. Gelirsiniz baş başa. Oturuk, anlaşırız, dinleşirik. Beraberce bakalım arayalım sonuna kadar. Bunu kim aldıysa bulalım, hesabını ona soralım derdiyiz bana. Niye kaçtınız böyle sakin sakin de? Hep kaçıyorlar. Ben konuşayım ablacığım. Ben bu işi sıkmaya bile başladım. Ben konuşayım ablacığım. Tamam bir dakika ablacığım. Tamam söyle. Kemal diyor ya, neden uzak durdunuz? Tamam. Ben senin yanına... ...yanına geldim. Elini öptüm senin. Hiç saygısızlığımı bozmadım sana karşı. Ta ki bana saldırana kadar. Bundan senin haberin var mı yok mu onu bilemem. Nerede saldırdı? O geçen sene çocuklarımın önünde bana saldırdı. Bir şey yapamadılar da. Hani ben karşılığını vermedim hani. Hatta biz onu sormuştuk. Seni dövdü mü demiştik. Sen hayır demiştin. Yok yok Kemal değil. O değil. O değil. Suzan, Sema. İkisi birlikte. Çocuklar şey yapmadı. Suzan ile Sema. Bana mı saldırdılar? Bana saldırdı. Taş, kaban. Hani çocuklarımın önünde bir de. Oo. Hani ben karşılık vermedim. Çünkü kadın diye bir kaldı Semel'imi sana. Ama hop kadından kaldırmaktan gidecekti. Bu yüzden yanına gelmedim. Bana saldırdıkları için. Ve bu diyor yani işte Hatice'yi yolladınız yanıma. Ben ilk gün geceden geldim. Hatice'yi ondan sonra hiç görmedim Hatice'ye ki. Hatice'ye soralım. Kendisi yayında zaten. Sorsun. Garbat gelmiş mi gelmemiş mi? Tamam. Bir dakika sonra. Onu da soracağım ama. Ben yani sürekli. Benim soracağım benim var. Sana saygımı bozmak istemiyorum. Haberin olsun. Saygımı bozarsam çok ağır konuşurum. Ben sana bunu söyleyeyim bak. Hatice'yi bir göreyim lütfen. Emir'in eşi. Benim yalanım dolanım yok. Tamam bir sakin olun. Ben kuştan başka karga tanımam. Benim çocuğumun ölüsünü dirisini size böyle nasıl anlamak? Göksün bek. Teslim ettiğimizde bana teslim edecekti. Kutuyu da bize niye vermediyiz? Şimdi bize şey dedi, abla dur aklıma geldi. Şu anda karşı... Bulalım. Ama ben sizin gibi böyle bak, devleti, milleti uğraşamayacağım. Bak, şunu olan, ben dedim ki bak, yüzü karşımda bak dedim, bana köstek olma dedim bak. Benim yanımda olur dedim, kendisiyle konuşuyorum zaten, Kemal'le oğluna değil. Benim çocuğumu bana teslim edecekti. Kemal'le oğlu o zaman benim yanımdaydı. Kendisine dedim, bak bir kişi de orada var, şahit. Bu yok diyor ama hatırlamıyor. Tamam. Ben dedim ki benim yanımda ol dedim, bana köstek oldular. Şimdi de benim yanımda ol diyorlar. Şüpheleniyorlar da o yüzden senden senin karşındalar. Abla benim yanımda olsa niye şüphelensin ya? Ben zaten yoktum orada. Ama daha savaşın bir hasta bir şey var. Suzancı. Ya gitmeseydi ya. Ya bir dakika Suzancı. Ben zaten gitmeden işi bitirin de öyle getir. Hayır, görenler şey, var ha. Ya bir dakika ne olur tabii, lütfen. Görenler var. Kemal Beyciğim buraya gelmeden önce sen damattan doğru düzgün emirden doğru düzgün şüphelenmiyormuşsun. Ve rahatmışsın. Ya gelmeden önce değil. Hanım, ne olur koca yanıt verebilecek kapasitesi var inşallah ya, yani. Ya eşi buraya gelene kadar... Hiçbir şeyimiz yoktu. Ha, ben de onu merak hiçbir ediyorum. Şeyimiz yoktu. Hayır, bir dakika hayır, ne oldu? Sonra ne oldu ben bilmiyorum. Ben bunlara çaktırmadım. Buna nasıl benim kızımı sessizce gömdülerse. Taktik yaptım. Ben de sessizce bunları takip ettim. Ha, olay öyle. Bu kadar basit. Yani anlaşıyor eşim gibi yaptın. Şunun bunu aldaması, doldurması yani yok bende. Yani sen başından beri. Buraya Suzan Hanım. Zaten bu ben değilim. Ay, Suzan Hanım. Ya kimse işte. Suzan Hanım. Bir dinliyor musun beni? Bak yayını engelliyorsun. Kemal Bey başından beri sen damattan ve emirden şüphelendin mi? Şimdi ben bunlara baştan bu ihtimale ihtimal vermedim. Şimdi doğru konuşalım. Ne zaman şüphelendin? Yani şimdi belli bir zaman aldık ya. Eğer bu hayat ben hayatta olaydı dedim. İllahi bir yerden bir koku çıkar, bir yel eser dedim. Hiç gelmeyince böyle haber? Ha, hiç gelmeyince ha ben bu sefer işin tersine döndürdüm. 2,5 yıl ya 2 yıldır yani 2 yıldır şüpheleniyorsun damattan. Ha, ama şimdi, hissettirmedim ben diyor. Şimdi iki taraflı bakayım ben işe. Hayatta olsa bu beyden ses çıkacağız. Çıkmadı ne oldu bu? Tamam. Şimdi abla hissettirmedim diyor da beni her zaman orada gördüğünde hoşbeş ediyordu. Sadece buraya geleceğimiz gün ben amcamı almaya gittim arabayla. Amcamın evet. Yanında Murat abi dedim oraya kadar yorulmasın. O gün sadece selamımı almadı. O zamana kadar selamımı hep alıyordu. Sadece İşim demek yadama oldu. Şimdi bir dakika Hatice Hanım'ı bir göreyim. Şey göreyim ona soracaklarım var çünkü Emir'in eşine. Hatice Hanım merhabalar canım. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. Bir Hatice Hanım yüzünü göreyim mi? Çok geneldesiniz. Bir yüzünü göreyim lütfen. Hatice Hanım, şimdi sana soracağım başka sorular da var ama sen kayıp olan gelin Nuran'ı en son, kaybolmadan en son ne zaman gördün?
En son işte kazık birinden bir akşam bizde kaldı sabahtan aşağı geldik ön gördüm. Başka zaman görmedim. Yani kaybolmadan bir iki hafta bizde önce. Bizde bir gece kaldı sabahına geldiler, köye geldiler. Peki o gün Nura'nın tavrı, hali nasıldı, hareketleri? Şöyle bir sıkıntı yoktu. Aynı önceye gibi değişen bir şey yok yani Nuran'da. Peki aslında Savaş yaylada kalmak istiyormuş. Sonra yani eşini götürüyor, tekrar yaylaya, eşinin kaybolduğu zaman tekrar yaylaya geri geliyor. Neden geri geldiler? Niye sizin yanınızda kalmadılar? Niye döndüler Kim, köye? Nuran mı? Evet, köye neden döndüler Savaş'la Nuran? Yani gezmeye gelmiş işte. Yani Nuran'ı bırakandan sonra gezmeye gelmiş. Hayır, onu anlatamıyorum ben sana. Şimdi Nuran'la beraber yaylaya geliyorlar ya Savaş. Bir gece de sizin yanınızda kalıyorlar ya. Evet. Hatta biraz da annesinin yanına gidip tekrar senin yanına evet. geliyor. Arkasından Savaş Nuran'ı köye bırakıyor çocuklarla beraber. Yayla havası da güzel. Şimdi Savaş da orada zaman geçirmek istiyor. Karısını geri bırakıyor. 15 gün sonra tekrar yaylaya geliyor. Niye köye döndüler? Annesi de orada, sen oradasın, herkes orada. Niye yani yayladan köye döndüler Savaş'la Nuran? Yani benim evim biraz sıkışık. Hani onu kalabalık olduğu için, hani yatıp kalkmaya yerim dar olduğu için, hani bir öyle bir gece kaldık yatar şey de aşağı köye giderek dedi. Ondan sonra ben geliyorum dedi Savaş. Bir yine dedi gezerim dedi, tozarım dedi. Yani o şekilde yani başka bir açıklaması yok. Nuran mı kalmak istemedi, Savaş mı kalmak istemedi? Sıkışık diye. Ya bir gece kalırım dedi işte ikisi de. Bak bir gece kalırım dedi. Ondan sonra köye inenden sonra dedi ben dedi tekrar dedi bir daha geliyorum yenge dedi. Yenge dedi Savaş. Nuran nasıl bir gelindi peki? Nasıl bir gelin olacak? Aynen normal bir gelin işte. Ta nasıl bir gelin olacak? Konuşkan mıydı? Konuşmaz, sessiz bir sakin bir gelin işte. Ya gelin her gelin öyle koşuyor, sessiz sakin değil yani. Çok mu sakindi Nuran? Yani o öyleydi. O Nuran öyleydi. İçine kapalıydı. Hani derdini merdini anlatmaz. Sen de gelinsin yani bir şey ya, sorsan cevabını ver başka türlü konuşmaz. Ya sen de gelinsin bayağı konuşuyorsun. Çenen kuvvetli yani. O hiç konuşmaz mı? Sıkıntılarını falan anlatmaz mıydı? Sıkıntısını anlatmaz. Ben sıkıntısını anlatmayandan sonra ben nasıl diyeceğim buna? Gelip bazı desin anlatıyorsun sıkıntını ben de cevabını veririm. Ama ben şöyle biliyorum annesinin yanına gittiğinde Suzan Hanım ben biliyorum izin de ben sorayım kendisine. Ama sen de söyle lütfen. Suzan Hanım'ın yanına gittiğinde şeymiş böyle dertli gibiymiş. Konuşmamış annesiyle doğru düzgün. Kim? Nuran. Ben mi? Evet Nuran öyleymiş. Ne zaman geldi? Ben Nuran'ı yanına götürmedim ki. Hayır. Anlatır mısın? Nuran, sana geldiğinde. Nuran, ben Nuran'ı almaya vardığım zaman. İlkin şimdi şöyle anlatayım ben sana. Şeye de, banda dağıttım ya. Bana gel al dediler ya. Kızın gel al dediler ya. Evet. Gel yok diyen köyden telefon ettiler. Kızın gel al dediler. Ben de kızımı almaya gittim. Almaya gittim. Kız pençelerinin ağzında böyle. Hiç boynunu kucaklamaya daldım. Hiç kucaklayacak sana şey mesafeli yok. Duruyor. Yani böyle hiç sakin duruyor. Ben bocakladım boynunu anladım yalnız ben şüphelendim anladım hiç hissetmedim yalnız hiç bozulmuş bir şey benim. Olduğunu anladım. Anlamaz olur muyum? Ben boynunu kucakladım anladım. Haydi kızım dedim gidelim dedim kız döndü yola. Gelirken Nik madem geleceğiz kaynanası kaynatası. Beni niye çağırıyorsunuz? Nuran sırında çocuğunu götürüyor öteki de yürüyor yine siz de geliriz beraber ginelik. Ben Nuran'ı aldım giderken Nik onlar da ayağa kalktılar geldiler ben de Sen Nuran'ı götürdüğünde kim beraber seninle geldi? Kocası başka? Kaynatası bu değil. Ha, kaynatası. Kaynatası geldiler. Ama öyle mi? Onlar babası demek burada planı yapmışlar. He, babasıyla ne kaynatası geldi. Annem baban da eşlik etmişler. Geldiler. Şunu söylüyor. Bir dakika. Hemen yanıtı vereyim ya. Tamam. Boş yine ya. Söyle bakayım. Burada çalışma vardı evin içinde. Onun için ben siz gidin dedim. Ben buraya... Sen yok da öyle demedin. Sen ne dedin? Öyle nereye git dedin? Evin içinde elektrik tesisat döşeniyordu. Kendi akrabalar düşüyordu. Hayır sonuçta... Ev dedim pis, tozlu, siz çıkın gidin dedim. Bak Savaş'cığım şunu anlayabiliyorum. Yani. Hayır bir dakika lütfen. Sonuçta annesine götürecek, annesine yani annem baban ya da sen eşlik edip annesine götürebilirsin. Ama sen götürmüyorsun, onun annesini çağırıyorsunuz ve diyorsun gelin kızınızı buradan alın diyorsun. Ben aramadım. Annem baban. Aradı. Tamam eyvallah. Niye öyle diyorlar? Gelinle niye annesini çağırıyorlar? Niye sonra arkasından onlar da... Ya benim ata evim orası. Ben direkt oraya giderim. Bak sonrasında da eşlik etmiyorlar hiç. Daha doğrusu eşlik ediyorlar yalnız bırakmıyorlar tamam, gelini. Tamam al o zaman evine götürün. Niye konuşmadı o zaman?
İşte sabah kadar beraber. Onunla konuşmak. Öyle konuşmadım. Niye konuşacaktım? Bak, eğer bir kelime deseydim ben şey anlayabilirim. Bir şey anladıysam. Ben öfkeliydim bak. Anladım. Ben bunu tavırlarından anladım. Eğer ben bunu bir şey söylesem kız bana şimdi bir şey anlatacak. İlla söyleyecek. Söyleseydi var ya ben duramayacaktım. Ne edeceğim? Orayı karıştırmış olan, sebebiyet veren ben olmuş olacaktım. Alıp getireceğim. Şey edeceğim. İyi ki de Cenab-ı Hakk'a zarar vermemek için. En başta veren kişi adam. En baştaki veren kişi abla. En başta veren kişi zaten o. O kurcaladı en başta bile. Size anlattım mı? Yalan. Ben niye de ben sana? Telefon kayıtlarından. Ama olay olana kadar, kız sizin gelip de köyde anlatana kadar ben hiç evinize karıştırmıyorum. Telefon kayıtlarından çıkartacağım. Telefon kayıtlarından çıkartacağım. Sen rahat ol. Telefon kayıtlarından çıkartacağım ben. Sen rahat ol. Çıkart. Ayarlara çıkart. Bana vereceğim. Bir dakika sağlıyorum. Bir dakika lütfen. Ne kadar çıkartacağım? Hatice Hanım. Ben isteyeyim senden. Hatice Hanım. Sizin işte bir eviniz varmış. Emir'i de görebilir miyim lütfen? Emir sen bahsetmiştin ya. Bir hatta fotoğraflarını falan şey görüntüsünü ekranlara getirmiştik. Oraya Nurhan'la beraber bir gitmişsiniz. Ne zaman gittiniz evinize? Yani ahırların olduğu, ne olarak ifade edelim onu? Ahırların olduğu yer mi orası? Ben Nurhan'la gelmedim buraya. Gitmedin mi oraya hiç? Yani o evin orada mısınız şu anda? Hayır, ben Nurhan'la gelmedim. Peki, Nurhan olmadan mı siz oraya gidip geldiniz? Ya Nurhan olmadan benim mekanım zaten, ben her gün geliyorum buraya. Nurhan olsun olmasın ben zaten geliyorum buraya. Nurhan olduğu gün yok muydu Emir senin eşin? Nurhan uya ne abla zaman geldi? Gelmedi ki. Hayır gidiyor, Nurhan'la beraber gidiyorsunuz sizin ya. Sizin dediğiniz burası değil abla, yok, burası Karaçuk. Hayır ben onu demiyorum. Sizin o ahırların olduğu bir şey var ya. Yok Nurhan uya gelmedi. Ha geldi dediniz cuma yok, günü. Şey, burada bir yanlış anlaşılma olmuştu ya sizde ya bizde. Hayır. Çünkü Nurhan evlenen sonra buraya gelmedi. Nereye gelmedi? Karaçukur burası. Emir cuma günü bak ahırı gösterdik. Bizim Karaçukur dediğimiz yer Nurhan gelmedi evli olandan sonra. Hayır canım siz evli olduktan sonra ben çok net hatırlıyorum. Beraber hatta evi de gösterdik. Orada muhabirimiz Murat'ın yaptığı çekimleri gösterdik. Hatta ben sana şu soruyu sordum. Dedim ki siz Nurhan'la buraya gittiniz mi? Sen de gittik dedin. Yok abla. Ya, evet. Ablacığım şimdi Nurhan'ı evde bıraktık dedik. Aynen. Biz beraber gittik hep beraber çalışmak için. Yani onu da yemek yap diye bıraktık. Akşam saatlerinde indik. Arkadaşlar kayıda bakar mısınız lütfen? Senin yanlış bir hatırlamam var abla yok. Ha? Sen yanlış hatırlıyorsun. Ben hatırlamıyorum, hiç hatırlamıyorum ya Nurhan'la gittiğimizi. Tuncay'ın notları var, Tuncay'ın da öyle hatırlıyor. Evet ben de aynı şekilde hatırlıyorum. Özellikle iki defa sorduğunuzu yani hatırlıyorum. Yani beraber Nurhan'ın oraya geldiğini söyledin. Ya, yok, o gün değil ama sonra Nurhan'ın oraya geldiğini söyledin. Yok evet. Ya, ben yok. Yine söylüyorum. Ben evet. Oraya Nurhan'la gitmedim. Ben değil. Ya bilmiyorum artık. Ya da sen olmadın. Ben çalışmaya geldim. Abla kayda dönün gele izleyin. Ben kesin eminim ondan. Cuma günü değil mi abla? Ya evet. Şu. Cuma günü zaten biz yoktuk abla burada. Çarşamba günü. Pardon çarşamba canım. Çarşamba günü gele dönün. Hemen bakın kayda abla. Bakar mısınız baksın, arkadaşlar? Baksın. Bir acil bakın eminim. Lütfen. Hatta kesin o bölümü bana getirin lütfen. Peki hemen Doğanay bir baksın lütfen. Şimdi en son şey kaybolduktan sonra gidip Suzan'ı dövmeye neden gittin sen Hatice? Kim dövmeye gitmiş onu? Ben de gitmişim. Gelmedin mi? Şeyde vardı, hatunla vardı da sağ demediler mi? İsim verdi abla, çağırdılar arasında. Sen bildiğin gibi değil de, demediler mi? Öfkeyle nasıl geldin? Bana bak, bana bak Suzan. Bakıyor. Ben duyun musun sen? Çok iyi bakın. Ne için geldin sen? Ben bana basmaya. Hacetin kızı. Sen ne dedin? Ben kızın anası. Sen ne dedin? Suzancığım ama tamam bir sus bir dinleyelim ya Hatice. Sen neydin anası? Sen de dinledim anla tamam mı? Deliyim anlat. Senin yanına vardığım zaman orada başka bayanlar da vardı. Tamam, şu an var, ismini vermeyeceğim. Üç kişi daha vardı ya senin yanında. Ben sana ne dedim? Sen ağız alınmaz küfürle konuştun. Ben sana ne dedim orada varınca? Ne bak dedim neden böyle yapıyorsun dedim. Baş başa gelip arasanız iyi değil mi dedim. Orada böyle kadınlar dedi, komşular dedi ki sana. Suzancığım bir anlatsın. Suzan dedi, bak dedi ağır konuşma dedi. Ondan sonra malın dedi, biz bakalım. Sen git kızın ara demediler mi sana? Kim öyle dedi? Sen gitme dediler, sen niye gideceksin dediler. Gitme dediler, ara niye dediler. Sen konuşma, yalanları niye uyduruyorsun? Gelin sen... bağla, o kadınlara da soracak. Onlara da söyle, onlara da konuş. Kimse benim hakkımda laf konuşamaz öyle. Hepsi bana dediler. Sen sakin ol. Sen neden? Sen konuşsanız sen yalanlar çok uydururlar. Ben uydururum. Uydurma seni bilmez ama biz seni gayet iyi biliyoruz. Yalanı kim uyduruyor?
Ya bir daha da şu... Kız ben senin evime ne zaman geldim ben sen dövme ya. Bir dakika, anlamadım pardon. Benim eşimi bundan sonra benden habersiz yayına bağlama. Niye ne oldu? Hayatında bulsunlar. Ve cinayeti araştırıyoruz. Sen yapacağım ben de yapacağım. Ama sonuçta bak... Ben niye yapacağım? Bana ne ya? Şuna bak ya. Bir de seni dövmeye varmışım bak. Tabii sen kızın gelme hakkın değildi. Benim yakın o zaman gelme hakkın değildi. Adam gibi geleceksin. Senin gelmeyeceksin. Bir dakika bekle. Sizin evinizden geçmiş bu. Ben sana öfkeli gelmedim. Öfkeli gelmedim. Şahit olacağım. Üç kişi susarsan öğreneceğim inşallah. Bir susarsan öğreneceğim inşallah. Hatice sen zaten evladı ortalıklarda olmayan, öldürüldüğünden şüphelendiği bir kadının yanına öfkeli niye gidiyorsun? Kadını neden dövmeye kalkıyorsun? Hay Allah'ım. Öfkeli varmadım. Bak değil mi ablacığım? Bak. Öfkeli. Bak ben sus Hatice'yi dinleyeyim. Abla şahit de söylüyor. Ben öfkeli varmadım. Bak burada üç kişi daha vardı. Onlara da sorun. İzlerin. Onlar da vardı yanında. Onlar da sorun. Doğru, sen niye ben isimlerini hepsini veriyorum bak gerekirse. Hatice sen niye gittin canım oraya? Neden gittin? Neden gittim? Ha. Çok ağır küfürle konuştuğu için ben vardım ona. Dedim ki bak dedim susan dedim. Böyle ağır. Baş başa gelin dedim. Şunu dedim arayın dedim. Bak niye gitti? Ondan sonra. Hiç de öyle bir şey baş konuşmadı. Baş başa gelin dedim arayın abimin elinde. Hiç de öyle bir şey konuşmadı. Sadece zaten onu kestirdiler orada. Tabii tabii şey. Biz yalan konuşuyoruz. Sen doğru konuşuyorsun değil mi? Bulacaksınız bulacak. Hı-hı. Sen ikinci aşama ben almaya vardığım zaman bu aşam gitmeyecek diye yine orada tavralı konuştun. Sen neden gelmedin kızım? Niye bak göstere beni sen kızım madem. Sen kızın arabaya neden gelmedin yerlerden aşağı neden gelmedin söyle bak. Arayayım ben kariyerine ben malım belanımı kime bıraktım? Gitme dediler sen dediler gitmeyeceksin dediler. Ara sana aha geldim ben. Hayır hayır geldim. Öyle bir şey öyle bir şey. Sana bu. Sana da bastılar bastılar gittim. Beni dene beni konuşuttum ben konuştum. Hayır tutamam bunu siz ben değilim. Şuna bak. Suzan 2 dakika otur. Siz. Seni bak. 2 dakika lütfen bir şey soracağım ya. Aha, sen çok konuş. Sen çok uyduruyor öyle. Hatice, Hatice. Çünkü başında neden size güveniyor? Savaş'a bir susarsan bak soru soracağım. Lütfen çok rica ediyorum. Tamam, bu sorunun yanıtını almam lazım. Tamam. Çünkü başında da Kemal Bey de Suzan da Savaş'tan, Emir'den, senden, aileden, kimseden şüphelenmiyorlar. Kızının gerçekten kaçmış olabileceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla arama çalışmalarına size güvendikleri için yani senin işte neyin oluyor? Eltisi mi? Elti oluyor. Eltisi şey Savaş'ın annesine güvendiği için ondan sonra kaynına güvendiği için, Emir'e güvendiği için, Savaş'a güvendiği için Hatice'ye de güvendiği için arama çalışmaları. Bir dakika Kemal Beyciğim. Kim abla güvenen kim? Hayır başta zaten. Tamam başta güvenen kim abla? Onlar güveniyorlar. Suzan hariç onu çıkar. O hariç. Ama Kemal Bey de güveniyor. Tamam, o da güveniyor. Suzan güvenmiyor abla. Aradığımız gün öldürdü gömdürdü dedi abla sattı dedi ya. Aradığımız gün sabah ya. Ya ilk gün Yeyla'da duyduğu zaman direkt. Öldürürüz mü demiş ya. Öldürdün mü? Öldürdün mü? Sattın mı? İlk lafı ilk lafı. Nasıl bahane dedi? Kızım dedi. Kendini kaybetmeden Nurhan gitti dedi. Ne demek bu öldü? İşte öyle öldü. Gitti demek öldü anla, demek. Ablacığım ben şu öldü dedi mi? Konuşabilir miyim? Doğru ya abla söyle değil mi? Niye de şimdi ölmedi? Tamam ölmedi dedi Nizam. Ölmedi niye de bu? Suzan'cığım. Ayarım ne dediyse ya. Suzan'cığım. Ben aramayalım demeyeyim mi arkadaş ya? Tamam bir dakika Suzan'cığım. Bu arada hemen söyleyeyim. Gözlüğümü de takayım net anlaşılsın. Senin çarşamba günü o eve Hatice'ye de göreyim lütfen. Hatice de olsun. Ailece gittik, amcama yardım ettik, ot topladık demişsin Savaş. Tamam. Nurhan'la beraber çıktık demişsin. Öyle Nurhan. Demedim abla bak yine diyorum ben ya, bak. Ya dinlemiş Doğanlar şimdi kaydı dinliyor ya. Kaydı dinlemiş. Tamam abla ben yine diyorum bak Nurhan evde kaldı. Bizim akşam Nurhan geleceğimizi biliyordu. Nurhan uya gelmedi dedim abla bak Nurhan uya gelmedi. Biz çalışma ettik oraya. Sonra annem babam ben vardım demişsin. Nurhan'ı daha sonra evde bıraktık yemek yapmak için ama başta tamam. Şöyle girmişsin. Ailece gittik, amcama yardım ettik, tamam. O topladık, Nurhan'la beraber çıktık demişsin. Nurhan sonra, yok dedim abla orada ben. Sonra arkasından da Nurhan gelmedi demişsin. Tamam abla zaten biz kendimiz dedik, bak biz akşama geleceğiz dedik, yemeğini hazırladık kendisi. Ya bu cümleleri hepsini kendisi. Sen kurmuşsun ya, önce var demişsin sonra yok, yok abla, demişsin. Yok abla öyle bir şey, ben kendim de izlerim, sıkıntı yok. Tamam kesin arkadaşlar onu ben vereceğim, yayınlayacağım. Onu kesinlikle yayınlayacağım yani. Olur mu öyle şey ya? Bir öyle bir öyle, hangisi doğru yani, hangisi doğru? Benim dediğim doğru abla. Ben çünkü şu ana kadar tek kelime yalan söylemedim çünkü bulunsun diye. Yalan konuşanlar bakalım bulunduktan sonra ne yapacak çok merak ediyorum. Peki Nurhan sence bir dakika. Bulunduktan sonra çok daha iyi konuşacağız merak bir etmeyin. Yalan biz konuşuyoruz Koyal'da değil mi? Kemal Bey rica yok, edeceğim. Yok yalan değil Kemal. Bir dakika bak, şimdi arkadaşım şöyle bir şey var. Şimdi bu ergeç gün gelir sırlar aşikar olur derler. Aynen biliyor öyle. Musun? Bunu benden iyi biliyorsun öyle olduğunu bak. Bu ergeç çıktığı zaman burada konuştuklarını görün. Üstümü bozdum mu bozmadım. Ya benim senin tane nasıl işim olur ondan sonra ne diyen geleceğim bana? Özür dilerim Emir bana bakar mısın? Emir kızın cesedinden bahsediyorsun değil mi? Ya cesedinden dedim mi ben şimdi ya? Hayır, ben ya sen ben kızı... öldüğüne hala inanmıyorum. Nerede o zaman ya? Ya nerede ne bileyim ya? 2,5 yıldır nerede bu kadın? Nerede ne bileyim? 2,5 yıldır bir dakika Suzan'cığım 2,5 yıldır. İçime sorarsan ben öldüğüne inanıyorum.
İnanmıyorsun. Ben de sağ olduğuna inanmıyorum. Bak aile de ya ben de sağ olduğuna inanmıyorum. Kesinlikle inanmıyorum. Ben de sağ olduğuna inanmıyorum. Ben de olacak sonuçta ya. Kesinlikle eğlenmiyorum. Evet. Ben Hatice'ye bir sorayım. Bir dakika dur. Ya Kemal Beyciğim çok rica ediyorum ya. Allah'ım yaz. Kemal bir dakika. Hatice bu kadın nerede? Bu gelin nerede? Ne düşünüyorsun sen? Ne bileyim nerede? Evden çıkmış gitmiş. Niye getirdin ne bileyim ben? Peki 2,5 yıldır eğer hayattaysa çocuklarını gelip görmez mi? Hiçbir şekilde kocası iletişime geçmez mi? Babasını çocuklar aramaz mı? Çocuklar bana dedi mi baba? Çocuklar çocuk hassiyetiyle yanan bir kişi evi terk edip gitmez. Bak daha öncesinde yine evi terk ediyor gidiyor neden ama çocuk... Neden gitmiş? Neden bak, çıkmış? Daha önce çocuk hasretiyle yanıp tutuştuğu için 4-5 gün sonra geliyor. Sığınma evindeyken yine eve dönüyor. Ama 2,5 yıldır bu kadın hiçbir hastaneye gitmemiş. Hiçbir otobüse binmemiş. Hiçbir uçağa binmemiş. Hiçbir yerde kaydı yok. Devlette kaydı yok. Hiçbir hareketlilik yok. Bankaya gitmemiş, çalışmamış. Nerede bu kadın Hatice? Ablacığım bir şey diyebilir miyim Allah ben? Allah Allah ya. Tamam nereden bileyim ben onun nerede olduğunu? Ablacığım evlat ablacığım. Gecenin yarısında evlat açısını ben çektim o sığınma evinde ben yanımdaydı. Nereden biliyorum? Bir dakika ne dedi anlamadım. Ne dedi? Ne ben mi söyleyeyim? Hatice bir şey dedi anlamadım. Söyle. Söyle Hatice. Gecenin yarısını dedim çabuk gitmiş diyeyim. Ben nereden biliyorum da yerleden aşağı. Ama kocanla konuşuyorsun. Senin bir kadın olarak fikrin yok mu? Aileden bir gelin bir kadın kaybolmuş ya. Yarın öbür gün senin başına gelirse ne yapacağız? Seni de mi arayacağız? Bildiğin ne varsa söyle Hatice. Ya bak. Benim bildiğim bir şey yok tamam mı Divdem abla? Bak benim bildiğim bir şey yok. Gecenin yarısında çıkıp gitmiyor. Demek ki kafada var bir sorun çıkıp gidiyor. Gitmiyor evden. Evden biz niye çıkıp gitmiyor? İnşallah bir sıkıntısı var da gitti işte. Niye gitti? Ne yapıyorlar da gitti? Söylemeyin siz ama orayı. Sorsaydın kızlar niye sormadın bir sıkıntı var mı diye. Gitme değil adın götürüldü. Allah'ın, kim götürdü? Kemal abi. Kemal oldu kara inan buna bak. Gitti. Kim götürdü? Bu çıkacak ortaya. Çıktı mı? Çıksın ortaya karşılıklı. Senden niye sıkılıp takip? Niye gittiniz madem öyle de? Kafadan sıkıntılı. Sıkma sahip etmeyecekti o zaman. Ben şunu söyleyeyim. Abla, gizli tanık. Çocuk hasretlediniz ya. Bir şey söyleyeceğim ben. Sığınma evindeyken çocuğu hasretmen kaldım abla. Çocuk yanındaydı. Tamam evet. İlkinde de hani çocuk hasretten geri gel dedin ya. Mehmet de çocuğu bırakmış gitmiş kadın ablacığım ya. Ablacığım bir şey söyleyeceğim dur. Bu da bir isim verdi burada. O zaman hatırlarsanız işte bu böyle böyle dedi. Ben o isimle görüştüm. Size numarasını da verdim. Bunun yine yalanını çıkardım. Ama siz bir şey meydana vermediniz. Gizli tanık. Gizli tanık şu anda sizden ciddi korkuyor. Hatta yetkilileri de aramış. Tamam, bunlar benimle uğraşıyorlar demiş. Ben onları aramadım. Asla ben ekibime söylediğini söyleyeyim. Ben onları şu anda ekrana çıkmakta da korkuyor. Tamam. Ben asla onları aramadım. Onlarla asla iletişime tamam. Geçmedim. Geçmedik. Hı. Tamam. Öyle şimdi demiş. Söyleyeyim ben size abla. Hı-hı. Çok iyi. Bana gelen mesajı da ben size söyleyeyim o zaman. Savaş senin numaranı istiyor. Hı-hı. Gizli tanık. Senden özür dilemek için dedi. Cevap bile yazmadım. Biz gizli tanığın kendisiyle konuştuk. Tamam ablacığım. Ben Savaş'tan özür dilemeyi asla düşünmüyorum. Ben sana söylüyorum ne dediğini kayıtta. O zaman onu yazan kişi yalan söylüyor o zaman. O zaman o kişi hangi aracıysa o kişinin bir amacı var sen onu bir soruştur. Ben senin şunu, ağzından tamam, laf almaya çalışıyor. Tamam ablacığım ben şunu soruşturacağım. Gizli tanık çıktığı gün Kemal'la Suzan içeri geldiğinde Kemal Suzan'a bir şey fısıldıyor. Ne onu fısıldadı? Hiç dinlediniz mi abla? Onu duydunuz mu? Ablacığım onu dinleyin. Ne dedi? Tamam söyle sen. Bir şey demedik. Ne dedi? Ablacığım dinleyin. Doğanay abla ben dün akşam söyledim bizim ona. Adam çıktı gibi bir şey söylemiş. Yok dedi ki Deyza'nın oğlu dedi ya. Ha bunu dedi Deyza'nın oğlu dedi abla, ya. Bak yine düştü sonra abla. Bir dakika durdur ne dedi? Fısıldama değil. Bu Deyza'nın oğlu dedi Emir. Ben dedim ki Deyza'nın oğlu kimmiş dedim buna. Ablacığım bak bile tonda ölmüştüler. Siz de dediniz ki siz aramadınız. Ben kimseyi aramadım dedi. Ama biz onu yayınlarız. Sen rahat ol. Yok bile tonda ölmüştüler ablacığım. Bak ben ne diyorum ben gelmedim daha. Ama ben şunu anlamıyorum. Ben içeri girmedim abla. Gizli tanık. Sonuçta senin eşinin ortadan kafasıyla ilgili şeyler biliyor. Sen gizli onların foyasını ortaya çıkarıp bağlantılarını ortaya çıkarıyorsun. Karını aramıyorsun Savaş. 2x4. Yine söylüyorum abla. Abla lafım bitirmedi ki bana. Söyle. Bir dakika tamam. Canlı yayında sizin yazdığınız saat birimiyle onun söylediği saat birimi de aynı değil. Hı. Siz 10-10.30 yazıyorsunuz. Onun söylediği 10-11.30. Dikkatle dinlerseniz anlarsınız benim gibi. Hangi? KC'ye mi yanlış yazılmış? Aynen KC'ye yanlış yazılmış. O arkadaşların hatası. Adamın tamam, dediği doğru. KC'ye hatası. Ablacığım şimdi bu... Yazan arkadaşın hatası. Tamam ablacığım bak şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Tamam abla tamam. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunu geldiği yaylayı ben biliyorum sonuçta hani onun yaylasını. Niye araştırıyorsun kim araştırma olduğunu? Araştırma değil abla. Geldi. Sonuçta yaylasını biliyorsun. Köylünün yaylası belli. Evet. Oradan geliyor diyor ki bak 10-11.30 arası diyor. Nuran'ın tam kaybolma saatinde. Ya bunu gördü. Ya siz üstünde duruyorsunuz diye durmuş. Ben de duruyorum işte abla. Sizinkiler 11'de yatıyor ya. Neyse o konuyu daha ayrıntılı konuşalım. 11'de değil abla. Baban dedi. Baban geç yattığını söyledi. Baban söyledi. Ablacığım saat 10'da odaya gitmiş zaten Nuran.
arkasından da onlar gitmiş. Ama bu adam da diyor ki 10-11.5 arası diyor. Ya orada göremez ki zaten ya. Nasıl göremiyor? Bir, bir araya gidelim, devam edelim. Bir araya gitmem siz lazım. Siz benim dedim ama... Çıktım dışarıya, mobilete bindiğini bile gördüm. Bizi beraber gittiler mobiletle. Yani o saatten sonra da bir daha görmedim ben. Son dakika gelişmesi. Adalet yerini bulur, sıkıntı yok. 10 yıllık sır çözülüyor mu? Katil Mustafa mı? Bize söylemediği şey umarım emniyete söylersin. Didem Arslan Yılmaz açıklayacak. İkiniz 10 yıl boyunca nasıl sustunuz ya? Çıkacak. Polis ekipleri Fatma ve Mustafa'yı nereye götürdü? Ben suçluysam ben cezamı çekerim. Emniyet tarafından götürülüyorlar. İlk kez ekranda Şükür Türkan'la ilgili şok belge. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. 10 yıldır kayıp olan 15 yaşındaki bir kız çocuğunu, Ispartalı bir kız çocuğunu arıyoruz. Annesi babası 10 yıl sonra konuşmaya karar vermişler. Şimdi onların da yardımıyla inşallah er ya da geç gerçekler ortaya çıkacak. Baba anneden, anne babadan şüpheleniyor ama önce anne gelsin lütfen. Fatma gelir misin? Fatma merhaba, sizi cuma günü buradan götürdüler. Yerine oturma. Götürdüler ve orada bazı gelişmeler oldu. Hatta bugün bazı kişiler, yakınlarımız, tanıdıklarımız falan, hastane kontrolü olanlar bile gelişmeleri öğrenmek için hastaneye gitmemişler, öyle söyleyeyim yani. Hmm. Herkes çok yakından merak ediyor ne yaşadınız. Ben de bazılarını biliyorum ama ekrandan anlatmanızı rica edeceğim. Tamam. Birazdan kocam Mustafa da burada olacak. Tamam. Kızın hayatta mı peki bu cuma günkü gelişmelerden sonra? Hiç zannetmiyorum. İyice tamam. Ümitlerin suya mı düştü? Yani ümidim kesiliyor. Kesildi ümidin yani. Bir araya gideceğiz, sonra hemen devam edeceğiz. Kesintisiz. Çıktım dışarıya, mobilete bindiğini bile gördüm. Bizi beraber gittiler mobiletle. Yani o saatten sonra da bir daha görmedim ben. Son dakika gelişmesi. Adalet yerini bulur, sıkıntı yok. 10 yıllık sır çözülüyor mu? Katil Mustafa mı? Bize söylemediği şey umarım emniyete söylersin. Didem Arslan Yılmaz açıklayacak. İkiniz 10 yıl boyunca nasıl sustunuz ya? Polis ekipleri Fatma ve Mustafa'yı nereye götürdü? Ben suçluysam ben cezamı çekerim. Emniyet tarafından götürülüyorlar. İlk kez ekranda Şükür Türkan'la ilgili şok belge. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Devam ediyoruz. Şükür Türkan'ın cinayetiyle devam ediyoruz. Çünkü bir cinayet olarak değerlendiriliyor. Böyle bir soruşturma yürütülüyor. Annesi burada. Sözü uzatmadan babası Mustafa'yı çağırayım. Biliyorsunuz bu bölümde kesintisiz devam ediyoruz. Cuma gününden bu yana yakın çevrem de bana çok soruyor. Sizler de şu anda ekran başına kilitlendiniz biliyorum. Hatta hastane doktor randevularını iptal edenler varmış. Yarın gideceğim diyenler varmış. Mustafa bir gelsin. Hepsinden haberdar olacaksınız. Mustafa gelir misin lütfen? Şimdi cuma günü hararetli saatler, dakikalar yaşandı. Aynen öyle oldu. Hepsinden haberdar olacaksınız. Bildikleriniz var, bilmedikleriniz var. Açıklayacaklarımız var, açıklayamayacaklarımız var. Vallahi ne gerekiyorsa bugün her şey açıklanacak. Tamam Mustafa'cığım, tamam. Sen yerine otur. Cuma günü yaşananları şöyle bir hatırlayalım. Sonra arkasından bütün gelişmelerden sizi haberdar edelim. Ben de çıktım dışarıya, mobilete bindiğini bile gördüm. Bizi beraber gittiler mobiletle. Yani o saatten sonra da bir daha görmedim ben. Kızının hamile olduğunu duysa, bu hamileliği evet. Sorgulayamayacak biri miydi? Evet. Yani sorgulamaz mıydı Raziye Hanım? Ya o kadar da sorgular ya. Sorgular ha. Ya. En üstüne sen... düşse sorgular. Ben, bak ben aradan çekildim. Takip eder evladının olduğunu. Fatmacığım. Çok yanlış yapmışsın ilgilenmemekte. Para her şey gelir geçer. Öncelik çocuğum. Yani burada çocuğumu sahip çıkıp burada normal günlerini takip edip burada önce sen kontrol edeceksin konuda. Ya haklısın, o şeyim yoktu. Yani o şeyi nasıl ne ettim bilmiyorum ben de.
Keşke başkasına söyledim de yanındaki düşmana söylemeyeydim. Ben onu diyorum, başka bir şey demiyorum. Mustafa düşmana mıymış babası düşman. Yani? İşte. 10 senedir düşman. Burada sorumluluk seninydi, senin ilgilenmen gerekiyordu. Aynen. Emniyetten gelecekler buraya. Ah. Gelsinler. Gelsinler. Evet. Hadi ben sizi emniyete teslim edeyim. Tamam. Buyurun. Temas yok. Bir dakika. Gel. Yanıma gel. Arada ben varım. Sen çocuğuna zarar verdin mi? Kim? Ben çocuğuma mucuma zarar marar vermedim. Peki niye böyle söylüyor? Kim? Karın. Allah çıkacak bir gün. İkiniz 10 yıl boyunca nasıl sustunuz ya? Çıkacak. 10 yıl boyunca neden sustun Mustafa? Ben emniyete kendimi ifade ederim. Sıkıntı yok. Ben emniyete ifade ederim. 10 yıl boyunca bu suskunluğun nedeni ne? Emniyete ben ifade ederim ben kendimi. Sıkıntı yok yani. Ha? Kim suçluysa ortaya çıkar. Sıkıntı yok. Tamam mı? Kim suçlu? Ben suçluysam ben cezamı çekerim. Son sözün bu mu? Ben suçluysam ben cezamı çekerim. Son ana kadar ben suçluysam cezamı çekerim. Ben suçluysam cezamı çekerim. Fatma da önce öldürdüğünü söylüyor. Sonra arkasından bir öyle bir öyle davranıyor. Emniyet tarafından götürülüyorlar. Yani belki şu anda ekranda korktuğu bir şeyi, yani sanki ben kendi hissiyatımı söyleyeyim. Bendeki hissiyat o, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Sanki aralarında gizli bir sözleşme var. Yani ekran, siz giderken bu cümleyi kullandın. Yani sanki Fatma ile Mustafa arasında gizli bir akit var gibi, gizli bir sözleşme var gibi. Ben onunla hiçbir zaman sözleşme yapmam. Buraya ben çıkmadım. O benden önce geldi buraya. Doğru. Buraya beni suçlamaya geldi. Ben onunla nasıl bir gizli bir şey kuracağım ben onunla? Seni koruyor ya da sen onu koruyorsun. Beni niye korusun? Benden zaten nefret ediyormuş. Beni niye koruyor? Ya, benden kurtulmak için buraya başvurmadı mı? Sanki bir şey biliyormuş gibi Mustafa. Ama biliyorsa açıklasın Didem Hanım. Bak sen aynı soruyu soruyoruz. Tamam. Ama sanki izleyicilerdeki şey de o. Buraya geldiği geleli eşim götürdü, motosikletine götürdü. Arkasından baktım, kurbanlık koyun gibi gitti. Evet, bilmem evet, ne, evet. Bilmem ne. Haklısın, doğru. Bunlar tamam, çok haklısın. Geçen gün de burada dedi ki bana açıklarsam ne vereceksiniz dedi. Evet. Çok haklı. Ben burada açıklasın da dünyayı verem ona. Hadi sor. Ben cuma günü açıklayacağım da önce sen onu soruyu sor. Bu sorun yanıtını alırsak her şey bitecek. Heh. Açıklamanı bekliyor. Bildiğini. Ya sen geçen gün burada söylemedin mi? Açıklarsam ne vereceksiniz diye. Ne açıklayacağını, ne vereceksiniz? Sen burada geçen gün kullanmadın mı? Kullanmadın mı avukat hanım? Kendin kullanmadın. Kullandın arkadaşlar. Kendin kullandın. Kullanmadın mı? Evet. Ben de dedim ki. En son götüren sensin. Sen açıklayacaksın. Ben de dedim sen ki sana. Sen en son götüren sensin. Erin de göçün de dedim ben. İkimiz beraber öldürecek kendisini kullanacak dedim. En son sağ salim evden çıkaran sensin. Sen ya açıklayacaksın. Ya sen benim evden çıkardım da ispatla benim evden çıkardım. Neyle ispatlayayım? Neyle ispatlayayım? Çünkü ispatlamıyorum. Yalan. Öyle mi? Yalan konuşuyor. Öyle mi? Ona mı sığınıyorsun? Benden kurtulmak için acaba nasıl bir iftira atabilirim dedin. Birilerinden böyle bir akıl aldın. Aynen. Bu şekilde çıktın buraya. Öyle mi? İyi. Doğru değil mi? Kim akıl veriyor? Kim akıl veriyor? Bundan buraya gelmeden önce kimden akıl aldıysan? Öyle mi? Buraya yayına çıkmadan önce gözümü kimden akıl aldıysan? Gözümü açanlara diyor yani. Değil mi? Madem ben yani, suçluyum da ben götürdüm de. Şikayete nasıl bulundun demek istiyor. Onu öğrenmeye çalışıyor. Yani şikayete nasıl gitme cesaretini nasıl elde ettin? Onu soruyorum. Neyi soruyorum? Şikayete gitme cesaretini şikayete nasıl elde ettin? Şikayete olan kardeşim hadi gidelim dediği zaman gitmedin. Nasıl gitmedin? Bilmediğiniz yerlerde işler var dedin. Onu öğrenmeye çalışıyorum. Ne bu bilmediğimiz yerlerde işler? Açıkla. Sana ne? Nasıl sana ne? Nasıl sana ne? Baya sana ne? O zaman nasıl suçlayabiliyorsun beni? Sensin suçlu. En son çocuğumu evden çıkaran ben sensin. Ben hastaneye götüreceğim. En son sen evden çıkaran sensin. Tamam, yaşı hastaneye çıkaran benim de. Hastaneye sensin. Çıkaran benim de. Ben kızıma bir kötülük yaptım da sana geleceğim. Sen çocuk arıyor musun? Geleceğim sana. Sen çocuk arıyor musun? Hamileymiş diyeceğim, öyle mi? Sen çocuk arıyor musun? Buraya niye geldim ben? Sen çocuk arıyor musun? Buraya niye geldim ben? Emin misin çocuk arandığından? Ne aradım ben? Sen arıyor musun? Ne arıyorum ben? Ne arıyorsun sen? Ben soğurca şeyle, kumpirle soğan arıyorum bu tarlanın içinde. Aynen öyle arıyorum. Değil mi? İki ayaklı arıyorsun sen. Çocuklar aramıyorsun sen. İki ayaklı mı arıyorsun? İki ayaklı arıyorum. Ne arıyorum ben? Sadece kendini yükseltmeye çalışıyorsun. TikTok'tan şey kazanmaya, para kazanmaya çalışıyorsun. Başka bir şey kazanmaya çalışmıyorsun sen. Mustafa mı para kazanmaya çalışıyor? Yarabbi ya. Benim bildiğim kadarıyla ben bütün canlı yayınlardan haberim var. Şu anki hayat arkadaşın, tamam. Sevgilin o bir paylaşıyor. Bunun yüzden para açıyor. Açıyor. O açıyor TikTok'u. Tamam. O biraz görüntü topluyor falan. Ya şey, olabilir. Ben o yapıyor. Ben Mustafa'nın yaptığını görmedim. Herkesin gözüne hemen karışamam. Bir şey söyleyeceğim. Mustafa yapmıyor onu. Ben canı yapmıştım. Çıkıyor da. Bravo, çıkıyor da. Bravo bravo deyip duruyor ya yanına çıkıp da. Ben derim. Ha, yine derim. Bravo bravo bravo. Sıkıntı yok. Zaten açık. Kabak ben buna geldim gelen söyleyeyim. Sıkıntı kabak yok. Kabak gibi ortada, merak etme. Tamam mı? Sıkıntı yok bende. Çocuk ortada, çocuk yok. Çocuğu sen sıkıntı çıkaracaksın. Sıkıntı var ortada. Sen sıkıntı var ortada. Çocuk yok.
Tamam. 10 senedir çocuk yok. Sen çıkaracaksın sıkıntı bu işten. Sıkıntı var ortada. Beni suçlayacaksın. Nerede sıkıntı yok? Tamam sıkıntı mı? Nasıl yok? Çocuğu benim nasıl götürdüm, nasıl getirdim, nasıl yolda bıraktığımı ispatlayacaksın, açıklayacaksın. Sıkıntı nasıl yok? Biz burada bir şey aramıyoruz. Ne arıyoruz biz burada? Ben burada soğanla fasulye şey, soğanla kumpir arıyorum tavanın içinde. Sen başka bir şey aramıyorsun. Onu arıyorum ben burada. Sen başka bir şey aramıyorsun, onu arıyorum. Sen çocuğu aramıyorsun sen. Benim sevgilim gelince otele gelip o günden beri hareketlerin zırhı değişti. Tamam mı? O günden bu yana zırhı hareketlerin değişti. Sen buradan çocuğu kaybeden sensin. Sen de yalanlarla konuşuyorsun, başka bir şey yok. Bunu çocuğu kaybeden sensin. Şunu mu söylüyorsun, özür dilerim Mustafa. Yani sevgilin otele geldikten sonra, seninle birlikte kalmaya başladıktan sonra Fatma seni kıskanmaya mı başladı? Ya hareketleri de değişti. Zırhla bana üstüme yüklenmeye başladı, zırhla iftira atmaya başladı. O yüzden mi suçluyor diyorsun? Yani aynen. Seni kıskandığı için. Aynen. Daha Didem Hanım, daha düne gelse kadar hani siz soruyordunuz. Ben köyden buraya gelmeden önce de soruyordunuz. Evet. Hiçbir zaman burada işinde şüpheleniyorum bir kelimesini kullanmadı. Kullanmadı. Sen gelince, sen geldikten sonra. Aynen. Bak burada yalanlar, başka hiçbir şey değil. Geçen gün de burada kelimeyi kullandı. Ya, ben bunları dedim. Ben bunları içeride geçtikten sonra ben bunları nefret etmeye başladım dedi. Ha, onu dedi evet. Senden şunu bekledi galiba. Doğru mu anlıyorum Fatma? Yani evden evet aldım götürdüm, kontrol ettim. Aynen. Ettirdim sonra. Hamile olduğunu öğrendim, kahrettim, şeye gittim. Yolda koydum, yoldan sonra kahvehaneye gittim, yolda çocuğu bıraktım, sonra gitmiş demeni bekledi galiba. Aynen. Bunu mu bekledi? Tamam. Aynen onu bekledim bize bana. Götürmeyen adam niye ama yaptım desin? Böyle bir şey olmadı ki, neyi anlatayım niye diyor. Niye yapsın? Yalan bakın ben size şunu söyleyeyim. Yalan söylüyor. Yer, bakın şurada ben milyonların önünde söylüyorum. Hı. Ben hastaneye götüreceğim, yarı yolda bırakacağım. Hı. Tamam mı? Geleceğim, çocuk nerede diyeceğim. Vallahi benim şart olsun, keserdi bu, keserdi. Hı. Tamam mı? Keserdi bu beni bu. Olmasın o. Tamam mı? Keserdi beni bu. O kadar agresif biri olduğunu, Mustafa'ya zarar vereceğini söylüyor. Yani. Onu vallahi ben bilirim onu. Onu ben bilirim. Öyle şimdi bir buraya gelmiş. Ben bir şey bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Anca onu yaparsın. Neyi işte bilmiyor? Komiklik yaparsın. Neyi bilmiyor? Her şeyi biliyor diyorsun. Ha, o zaman bilmiyorum. Niye söylemiyorsun? Nerede bu çocuk? Asıl ben sana sorayım o zaman. Mustafa'nın sormadığı soruyu sorayım. Nerede bu çocuk? Yanına soracağız değil mi? Ha? En son gelen Salim, evden sağ salim doktor şeyiyle çıkaran kendisi. Yani sen hiçbir şey bilmiyorsun. Çıkaran kendisi, sağ salim çocuğu çıkaran kendisi. Daha düne gelişe kadar hani götürdü, 4 saat dedi. Hı-hı. Kanepenin üstünde uyuyordum dedi. Sonra zobanın yanında dedi. Hı-hı. Sonra dönüverdi, saate bakmadım dedi. Hı-hı. Değil mi? Sürekli farklı suçlamalar yapıyor. Farklı ifadeler verdiğini söylüyor. Aynen. Yalan mı konuşuyorum Didem Hanım? Avukat Hanım yalan mı konuşuyor? Burada geldiğinizden beri dinleyip durursunuz. Bir dakika, aynı anda konuşmayın. Nasıl? Hastaneye diye evden çıkaran kendisi. Ya hastaneye götürmeyin. Nereye kodum geldim? Bilmiyorum nereye kodum. Orayı ben nereye kodum geldim? Orayı 4 saatte içinde de yiyordun. Nereye kodum geldim? Orayı bilsem söyleyeceğim zaten. Orayı bilmiyorum daha. 10 sene nasıl sustum? Senin yalanlarına sustum. Onu da soruyorum sana. Senin yalanlarına sustum. Nasıl benim yalanlarına? Senin şeylerine sustum. Senin ben yalanlarla ciğerine mi girdim? Kaçtığını diye inandırdığın yalanlarla için sustum. Yalanlarla ciğerine mi girdim ben senin? Aynı ha? Böyle milleti kandıracaksın diye uğraştığın gibi. Ama kimseyi kandıramazsın. Ancak kendin kandıracaksın, merak etme. Ancak kendin kandıracaksın. Tamam. Aynen. Şimdi cuma günü emniyet güçleri geldiler, sizi buradan götürdüler. İlk emniyet buraya geldiğinde ne düşündün Fatma? Ben mezunum suratı. Suratı 10 çeşide döndü suratı. Hiçbir şeyde düşünmedim dedi bana. Endişeliydi evet. 10 çeşide döndü. Hiçbir şeyde düşünmedim. Yani ben içimde bir şey olmadığı peki için sana diyor ki sadece ifademiz azıcık kanı yani başka bir şey yani içmedim. Mustafa diyor ki Fatma diyor böyle ne dedin sen 10 çeşide girdi. 10 çeşide döndü suratı. Renkten renge girdi. Peki sence Mustafa nasıldı? Ben onu tanımadım dedim hanım. Ben zaten ondan nefret ediyorum. Ben yine böyleydim, böyle yine oturdum. Yalan desinler. Özgüvenle oturdum, özgüvenle i̇şte gittim, özgüvenle geldim böyle diyor. Yine oturuyorum böyle. Öyle mi peki sence? Ben görmedim dedim. Yani 20 yıllık kocan daha iyi tanırsın kocanı. Bakmadım. Mustafa'ya hiç bakmadın. Neden? Bakın. Şüphelendiğin adamın yüzüne niye bakmıyorsun? Bakmıyorum dedim hanım. Nefret ediyorum çünkü. Ama sonuçta çocuğun... Sağ salim evden götüren olduğu için... Çocuğunu... Yani bu yalanlarla başka... Yani kandırmaya çalıştığı için başka hiçbir şey yok. Nefret ediyorum. Şimdi hastanede ve sonrasında haber müdürümüz Doğan Ayın ve ekiplerimizin yaptığı çekimler var. Onu bir şu anda Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye önce koyar mısınız? Sonra ekranlara getireceğim. Cuma günü neden alındılar? Ne oldu? Gelişmelerden sizi haberdar edeceğim. Cuma günkü başka bir yapılan çekim röportajı, oradaki Fatma'nın durumunu Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede izleyebilirsiniz. Ben gerçekten anlamıyorum Fatma'ya. Bak şeyi anlamıyorum. Şimdi ben kocamın benim kızıma zarar vereceğini düşünsem gözlerimin gözün içine bakar böyle oradan kalbine girer beynini çıkarım. Gözlerimle. Çünkü gözlerimle. Çok kurnaz hiç belletmez. 10 senedir belletmedi. Şimdi mi belletecek? 10 senedir nasıl belli etmedi ya? Belletmedi Didem Hanım. Nüfus cüzdanı. Hiçbir değişik olmadı. Ya nüfus cüzdanı geldiğinde de mi belli değildi? Hiç belletmedi. Isparta'ya gittiğinizde de mi belli hiç değildi? Eğer öyleyse. Hiç belletmedi. O kadar mı profesyonel bir adam? Çok oyunbaz. Allah Allah. Hala daha da aynı bak. Hala daha aynı. Ne yapıyor şu anda mesela? Aynı.
Ben hiçbir ifadesi değişikliği var mı? Nasıl? Ben böyle oturmayla onu tahrik ediyorum. Ben özgüvenliyim. Bu özgüvenden... Ben hiç tahrik olmuyor, merak etme. Mustafa'nın özgüveninden rahatsız mı oluyorsun? Ben, evet. Devam. Çünkü bir evlat kayıp ortada. Başka hiçbir şey değil. Tabii ki evladınız. Koyun değil, kuzu değil, senin bir köpek değil, bir kedi değil. Senin attığın iftiralara karşılık ben böyle özgüvenli oturuyorum. Yani attığın iftiralara karşı. Tamam mı? Eğer ben kaybetsem, yani siz aklından gelemezsiniz. Yani durutmazdı beni. Yani sadece başka bir şey var ortada. Ne var? Çıkmayacağından çok emin. Yani bulunmayacağından çok emin. Çıkarın. Başka bir şey demiyorum. Çıkarın. Yani devletimden başka hiçbir şey istemiyorum. İspatla da çıkar. Çıkar. Ona... Fatma. Çıkmayacağından emin. Çok emin. Yani tam iyi yere kaybettiğinden emin. Didem Hanım. Evladımı bulamayacağından çok emin. Öyle bir yere gömülmüş ki kimse bulamayacak. Aynen. Vallahi çok emin. Şu bir laf var. Gangal dikenleri bile haber verir. Gangal dikenleri. Çok emin. Tamam mı? Bu atasözü. Aynen. Tamam mı? Çok emin. Kızını şu anda gördün mü? Görüyorum. Dedim ben de şu aralar hiç görmüyorum. Nasıl görüyordun rüyanda? Hep getirme şeyiyle uğraşıyordum. Başka hiçbir şey değil. Ha, bir yerden getirmeye yani çalışıyorsun. Bir hep getirme şeyiyle. Hep varıyordum. O evlerden getirmeye çalışıyordum. Bir yerlerden kızını getirmeye çalışıyorsun. Hep çünkü öyle hayal ettim. Bir yerde duruyor diye. Ya anlıyorum ama yani Mustafa seni nasıl kandırmış olabilir ki ya? Kaçtığına inandırdı dediği zaman başka hiçbir şey değil. Ya ama bir tanem ya canım benim bak. Geldiğini kaçtırdığına inandırdı. Telefonun olduğuna inandırdı. Ya senin kızın saf bir çocuk. Hatta akli dengesi yani zekasında problem vardı. Rapor almaya çalıştığını söylüyor baba. Yok canım. Senin bu çocuğun yok, sevgili yapabilecek. Bak senin bir çocuğun. Hayır, sevgili yapamaz. Sevgili yapamazsa seni sevgilisi var. Ve sevgilisi onu aldı götürdü hamile. Nasıl yine durduğuna inandırdım. Ha şunu söylüyor yani zorla ya sevgilisi değil. Sizlere izah edeyim. Sevgilisi değil de ona zorla sahip olan. Aynen o inandırdı. Çocuğu hamile bırakan kişi götürdü. Aynen o inandırdı. Buna inandırdı. Sevgilisi aynen. Değil yani. Ha, sevgilisi öyle mi? Sevgilisi yok çünkü. Bak bugün de başka bir tarla kemerle konuşuyor. Hiç bunu ilk kez söylüyorsun. Haydi devam. Çünkü öyle. Çünkü sevgilisi yoktu değil mi? Baştan ben söylüyorum ben. Sevgilisi yoktu. Çünkü öyle bir çocuk değildi. Şimdi şöyle yapalım. Şu cuma günü yaşananları açıklamak istiyorum. Hastanede ve sonrasında neler yaşandı? Neden hastaneye götürdüler seni? Bir izleyelim, ekranlara getirelim. Hadi ben sizi emniyete teslim edeyim. Tamam. Buyurun. Temas yok. Bir dakika. Gel. Yanıma gel. Arada ben varım. Sen çocuğuna zarar verdin mi? Kim? Ben çocuğuma mucuğuma zarar marar vermedim. Peki niye? İkiniz 10 yıl boyunca nasıl sustunuz ya? Çıkacak. Ben soruyorsam ben cezamı çekerim. Emniyet tarafından götürülüyorlar. Fatmacığım neden polislerle gittiğinizi biliyor musun? İnşallah bir işine varırız. Yani çocuğumun gardiyonu istiyorum ben. Başka hiçbir şey istemiyorum. Fatma, hastaneye gitmenizin nedeni kan numunesi vereceksiniz. Yani, çocuğumun içinde kesin yani. Ne olmuş olabilir sence? Kesin bulundu inşallah. Sadece çocuğumu yine duramaz. Ne hissediyorsun şu anda? Kötü. Her şey çare vardı. Mustafa niye hastaneye geldi? Niye hastanede olduğunu düşünüyorsun? Bilmem. Sorusunu siz kendine cevap verin. Bu mahkeme size karar vermiş. Bununla ilgili bir tane yaptırabilirsiniz. Nasıl hissediyorsun Fatma? Çok hissediyorum. Bundan sonraki süreçte seni ne bekliyor peki? İnşallah iyi bir şey bekliyorum. Şu anda ben kan verdim bilmiyorum. Kan dediler, kan hastaneye geldi, kan verdim. İnşallah bir gelişme olur ama şey diyorum yani.
Yani sıkıntı yok yani benim için. Herkes suçluysa cezasını çeker. Benim vicdanım rahat. Ya oğlum özür dilerim size. Ben bunu özür dilerim. Adalet yerini inşallah. He? Adalet yerini inşallah. İnşallah ya. Gerçekten var. Kimse rica edip Allah var ya. Şimdi sosyal medyada bu röportajın daha detaylısı var. Siz de görüyorsunuz zaten, izliyorsunuz bir yandan da. Şimdi sizi cuma günü buradan götürdüler ve ikinizden de kan örneği alındı. Aynen. Şimdi devam eden, yürütülen bir soruşturma. Zaten Şükür'ün kaybıyla ilgili cinayet soruşturması gizli bir soruşturma. Bu sizin kan vermeniz de ayrı bir soruşturma, birbiriyle bağlantılı bir soruşturma. Neden bu kan örneği verdiğinizi söyleyemiyorum. Biliyorum ama söyleyemiyorum. Sayın savcımızın da yetkilerin de benden özel isteği. Fakat sizin alınan kanlarınız karşılaştırılacak. Başka numunelerle karşılaştırılacak. İnşallah. İnşallah bir şey sence bulmuşlardır. Neye ulaşıldı? İnşallah bir şey bulmuşlardır. Yani kızımın yerde kalmasını, kimin şey ettiğini bulunmasını istiyorum. Başka canlı bir şey mı değil. Bulmuşlardır yoksa bir karşılaştırma nasıl, kimle yapılacak? Bilmiyorum ki Didem'im. İnşallah canlıdır. Çünkü öteki türlü istemiyorum. Peki canlıysa kız 10 yıldır sana ulaşmaz mı çocuk? Ulaşamaz Didem'im. Çünkü o seviyede değil ama zannetmiyorum canlı olduğundan. Zannetmiyorum Didem'im. O rahatlıkta bir insan olmaz. O rahatlıkta? Bulunmayacağından emin. Ha, bulunmayacağından emin. Mustafa, sence bu kan örnekleri neden alındı seninle bilmem. Kardeşim? Ya bir kimsesiz mezarlıklarına gömülenlerden ya bir delil buldular. Bir şekilde kan alındı yani. Peki acaba biri hayatta yaşıyor ve ondan mı kan örneği alındı ve sizin çocuğunuz olup olmadığına bakılıyor? Hayatta olan öyle biri de olabilir. Mi? Mesela hani bir denizden menizde orlarda buralarda bir kayıp olan kimsesiz mezarlığına götürülen, ben öyle tahmin ettim ya. Kimsesizler mezarlığı. Ha, öyle gömülen niye çocuk var ya. Sokaklarda mı gelsin kimsesizler mezarlığı? Yok ya, mesela kimsesizler mesela bu denizden oradan bulunuyor da mesela kimsesiz mezarlıklarına gömülüyor ya. Ha öyle denizde bulunuyor öyle. Denizde olsun. Gölde. Da gölde mesela geçen sene Antalya Gölü'nde bir sürü ceset bulundu mesela. O zaman ben sana soru sordum, hiç öyle bir tahminde bulunmadın. Yani göle de götürülmüş olabilir. Ya şimdiki alınan tarihlere göre, alınan şeylere göre konuşuyorum yani. Allah Allah. Ne için alındı ya? Yakın bir göl ya bir var delil mı? Bulundu, ya bir ceset bulundu, ya bir dirisi bulundu, ya bilmem ne. Onun için karşılaşmak için alınmış olabilir. Ha ben bunu istersen bir dakikada bulurum yani. Peki sen bir dakikada bulursun kızını. Bulurum tabii canım. Gerçekten mi? Hayır kız değil, ben bunu kanın ne için alındığını bulurum yani. Ha bir dakikada bulursun. Bulurum, soruşturma ne için gizli. Yani biz de biliyoruz, seni bulmana vallahi gerek yok. Gizlilik açısından. Bulurum ben, ama uğraşmak istemiyorum. Suç işlersin. İnşallah gizli, adalet yerini bulur. Gizli yürütülen, çıkar. Gizli yürütülen bir soruşturmayla ilgili bulurum. Bilgiyi açıklarsan suç işlersin. Yok bulurum. Neyi merak ediyorsun peki? Bulurum, ne için alındığını bulurum. İstesem bulurum. Değil mi? Bak ben buraya geldiğim yere açık açık net söylüyorum. O zaman kızını hiç niye bulamıyoruz? Şey. Kızını niye bulamıyoruz? Nasıl bulamıyorsan kendisi kaybettin. Nereye kaybettiyse yani, bulur. Hayır ya, bu kadar her şey elin kolun uzunsa. Ben elim kolum uzun demiyorum. Ben avukatlarımdan, şeylerimden yine öğrenirim bunu. Sen avukatları kim tuttu? Kaç avukat tutuldu? Ben şu anda iki tane avukatım var, şu anda hazır kıtada bekliyorum. Nasıl, parasını nasıl ödedin? Nasıl kim ödedi? Ben ya, ödeyeceğim. Daha avukat. Ödemedim ki. Ben ödeyeceğim. Satacağım malımı, koyunumu, kuzumu ödeyeceğim. Benim kulağıma bazı bilgiler geldi de avukatları kimin tuttuğu ile ilgili. Nasıl kim tuttu? Ben öğrendim bir şeyler. Ben avukatlarım var, isimlerine gelse de burada konuşurum. Ben de sıkıntı yok. Yani maddi desteği kimlerin verdiği ile ilgili bazı ihbarlar var da. Babam veriyor. Sıkıntı değil. Tam baban veriyorsa şahane o zaman. He. Yalan edemem. Babası bile para bile vermez. Baban değil de. Yalan. Şimdi neyse açıklayacağım onu. Ya açıkla. Onu. Obayla boyunu açıkla. Dur açıkla ya, dedim. Sabırlı ol ya. Ya açıkla. Sabırlı ol sen Mustafa. Ama sana söz verenler bir 10 gün sonra sözünden vazgeçebilirler. Hatta ben ilerleyen dakikalarda bir şey açıklayacağım. Açıkla. Ondan sonra ne olacak merak ediyorum açıklayın, gerçekten. Obayla boyunu açıklayın. Ne gerekirse açıklayın yani. Açıklayacağım merak etme. Tamam. Hiçbir şey merak etme yani. Bana sıkıntım yok benim. Sizi ailenizde Şükür'ü böyle soranlar oldu mu? Yani aileniz dışında mahalleden ya da şeyden Şükür'ü soranlar oldu mu? Nasıl aileden değil? Yani şimdi ailen zaten soruyor bak, kuzenler araştırıyor, amca çocukları araştırıyor Türkan ve şey, hatta sosyal medyaya giriyorlar. Sizin o farklı konuşmalarınızdan Türkan şüpheleniyor, girişimde bulunuyor. Onu sormuyorum. Akraba olmayanlardan diyorsun. Akraba olmayanlardan. Yok dedim, öyle bir soran olmadı. Bir soran olmadı mı? Hayır. Emin misiniz? Hayır. Yani akrabamdan kızımı olup da yani soranı zannetmiyorum. Ama ben dediysem 4 tane çocuğum var deyip de kız böyle böyle diye desem, ben onu bilmiyorum. Peki kızınızın öldürülmüş olabileceğini Fatma,
Sen Şükür'ün öldürülmüş olabileceğini ne zaman düşünmeye başladın? Ben buraya geldim de söyledim. Yalanlarından başka hiçbir şey değil. Hala yalanlarından diye bak. Yani hastaneye götürdün, bıraktın ama yani. Aldı götürdü biri. Yani bir de bak her şeyi yani bildiği için sadece kanala buraya geldikten sonra ifade şeylerini değiştirdiği için. Yani götürmediğine, çocuğu görmediğine, çalıştığına. Doğru, götürmedim. Götürmedim. Yani çünkü benim isteklerim hepsini kendi de biliyordu. Yani ben buraya gelişe kadar hala da inanmıyordun değil mi? Aynen. Başka bir şey değil. Sen hep ya Mustafa'nın senin gibi açık sözlü davranacağını. Aynen. Seninle işbirliği yapacağını. Yok sana dedemem. Zaten öyle açık sözlü davranmaz. Çünkü yalanın tam şeyi. Yalancının tam şeyi. Söylemez. Piri. Piri. 10 yıl sallar, boyunca. Sallar boyuna. Bu kadar yalancı olduğunu biliyorsan, senin 20 yıllık kocan. Yalancı olduğunu ne zamandan beri biliyorsun sen kocanın? Baştan beri biliyorum Didem Hanım da. Yani nasıl inandın o zaman? Nasıl inandın ya? Değişik olmalı Didem Hanım. Hiçbir uyku açıklığı olmadı, bir düşünce mensi olmadı, bir şey olmadı. Hiçbir yani tanıdığım adamla inan ki tanımamışım. Hayır, ben tanıyamamışım. Yani kızını öldürmüş bir adam gibi değildi diyorsun. Değildi. Rahat bir yani şekilde. Yani rahatıdı. Uykuları düzenliydi, aynen, her şey yolundaydı. Her şey düzenliydi. Yani tanıyamamışım ben. Yani kimseyi tanıyamamışım. Ben herkesi kendim gibi görmüşüm. Ben ona yanıyorum. Yani tanıyamamışım. Tanıyamadığını söylüyorsun. 22 26 senedir tanıyamamışım. 26 senedir tanıyor musun Mustafa'yı? Tanıyamamışım. Şimdi yeni mi tanıyorsun? Bu yayından sonra mı tanıyorsun? Yok tamam. Yalancılığını biliyordum. Zaten yalancılığını çok biliyordum. Hı. Yani yalan yanımda bile telefonla konuşsun. Yalancılığı güzel yalan söylerdi. Ben çünkü ben derdim, o kitaptan bir de bana verdi, ben de aynısını yapayım derdim yani. O zaman gülmeye başladı zaten. Hangi kitap ya? Yani yalancı kitabı. Yalancı kitabı. Ha, o kadar yalancı. Mustafa yalancı mı? Çarık Saraylara soralım, beldeye soralım. Sorun. Allah Allah, bu kadar sorun. Çok ayaküstü böyle, çok hiç... Çok yalancı dedim ama. Sen doğru söylüyor musun? Dedim ama ben de aynı çocuğumdan şey ettikten sonra söyledim yani, ben yalan konuşmuyorum. Evet, sen de sağlam yalanlar söylemişsin. Çocuk yaşıyormuş güzel, gibi aynen. Davranmışsın. Yaşadığına inandırmak için söyledim dedim ama. Sadece o. Yani gelettiğimize inandırmak için yani çocuğumuzu. Ama öyle değildi. Ama içimden bilerek söylemiyordum yani dilimin ucundan. Şimdi çünkü içim yanıyordu. Şükür kaybolduktan sonra siz bir Isparta'ya gidiyorsunuz. Aynen. Isparta'dayken bir Isparta'ya gidiyorsunuz. Seçimler var değil mi? Evet. Bir ay sonra mı dönüyorsunuz köye gittiğinizde? Yok canım, 1,5 sene. Hayır, ama bir seçim oy kullanmak için bir köye gidiyorsunuz evet. Değil mi? O evet. Arada Şükür Türkan'ın seçmen kağıdı geliyor galiba. Evet. Hepsi her zaman geldi değil mi? Devamlı geldi çocuğun şeyi. Seçmen kağıdı yani devamlı seçmen gelmiş. Seçmen kağıdı her şeyde geliyordu. Yani her seçimde geliyordu. Hiç şey olmadı ki. Bu arada o seçmen kağıdını ekranlara getirelim, işi açıklayacağım ben. Buyurun. Bu sene de geldi Şükür'ün seçmen kağıdı. Her sene geliyor. Ya bu sene de gelmiş yani sevgili izleyiciler. Instagram'a da koyun arkadaşlar. Ekranlarda da buyurun. Verin. Yaşını girdikten sonra seçmen kağıdı geliyor. Aynen. Ve her sene gelmeye devam ediyor. Her Şükür 15 sene sonra yani 2000 kaç yılında kaybolmuştu kızınız? 2014-2017'den sonra evet. Sizin kızınızın seçmen kağıdı gelmeye devam ediyor. 2017-18 şu ana kadar yani her seçimde kızınızın seçmen aynen. Kağıdı gelmeye devam ediyor. Geldi. Her geldiğinde de siz o seçim kağıdı elinizde ya demiyor musunuz bu çocuk yok? Yani çünkü kaçtığına inandı, kimlik de evde yani çocuğumu... Ama hiç olmazsa yani kaçtığını inandırıyorsunuz da bulunduğu yerde gitsin şey kağıdını çıkarsın diye burada değil, ikametgah arası adresi burası değil diye neden başvurmuyorsunuz? Çünkü öyle bir şey yok ya yani gittiği yeri bilmiyoruz ya. Ya bilmeye olabilirsiniz ama sonuçta gidip muhtara başvurup muhtar bey ya da muhtar efendi o zamanki muhtar ölmüş galiba hayatını kaybetmiş Allah yok, rahmet eylesin. Yok canım, ne o dönemki. Yok canım yok, ne yok, ölmesi hayatta ya. Dedi bana. Hayatta mı? Bana öyle dediler yok, çünkü. Yok canım, ikisi de ayakta. Çocuğun kaybolduğunda. Babasının halasının torunu. Çocuğun kaybolduğunda Mustafa Kaygısız diye bir arkadaş var orada. Benim halamın çocuğu. Öyle söyle. O zaman yanlış biliyoruz. Yanlış bilgi. O muhtar hala hayatta mı? Hayatta. Tamam.
Ya senin kızın kaybolduğunda tabii canım, ki muhtar hayatta. Hayatta. Arkadaşlar hemen kesinlikle görüşürüz. Benle yaşlı arkadaşım. Genç daha yani. Tamam, o muhtarla da konuşuyoruz. Şu anki muhtar birazdan ilerleyen dakikalarda yayında olacak. Bu arada senin kızın kaybolduktan sonra bir iki yıl sandık başkanlığını sizin komşunuz Halil Ersan sandık başkanı olmuş, doğru mu? Yok, babam da oldu devamlı. 4-5 sene o da oldu yani. Peki bu Halil Ersan'a, komşunuza sordular mı nerede bu kız diye? Bilmiyorum valla, ben onunla fazla matap olmam da ya. Olmazdım yani. Ama Halil Ersan'a, bu komşunuza, Halil Bey de yayına katılabilir. Sağda Batısı solda ya. Sosyal medyada klavye kahramanlığı yapacağını, yayına katılabilir ve bildiklerini anlatabilir. Çünkü benim bir kafam bir karıştı. Yani umarım o dönemde bu seçmen kağıdında, yani bu kız yaşıyor mu yaşamıyor mu? Sen de demişsin ki imam dine nikahla evli demişsin bu Halil'e. O da sandık başkanıymış. Umarım senin kızının seçmen kağıdıyla... Anlamadım. Dini nikahla evli demişsin. Evet, öyle demişsin Halil'e. Kime demişsin? Halil'e demişsin. Halil komşunuz ya, sizin komşunuz var ya. Dini nikahla evlendirdik demişsin. Sandık başkanıymış o. Ona bir sor bakalım, ben öyle bir kere bence konuşsun. Bence konuşması lazım. Hatta ben konuşsun daha da ya, soruyu daha da ileri taşıyorum. Acaba bu Şükür'ün seçmen kağıdını kullanıp birileri sahte oy mu kullandı senin kızının adına? Seçmen kağıdı, yani sahte oy kullanmak suç ya. Ya dini nikahla insan... Vallahi o sandık başkanı Halil eğer o sandık başkanı Halil. Ballak basmıyor musun, imza atmıyor musun oraya? Evet işte, ben de soruyorum. Ben başka bir vatandaş imza atabilirim. Ben kullanıp kullanılmadığını sormuyorum. Yani bu kız ortada yoksa eğer, onun seçmen kağıdını söylersin. Cidem Hanım, sandık şeyine, seçim kuruluna bakabilirsiniz. Hı-hı. Hangi tarihte kayıp olduysa, hangi tarihte seçimde olduysa, hangi tarihte o çocuğun adına oy kullanılırsa orada çıkar. O zaman ben buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Eğer böyle bir şey varsa... Eğer böyle bir şey varsa ya, yani senin kızının orada olmadığı... Ben bile zaten kaç sefer oy kullanmaya ben de gitmedim ya. Neyse, ama sonuçta senin kızının seçmen kağıdıyla birileri oy kullandıysa sandık başkanı Halil Bey'in de suçu var demektir. Buna bir yanıt vermesi lazım. Bu ciddi bir suç. Ona yeri geldiğinde sahte birinin adına oy kullanmak çok ciddi bir suç. Ya, Halil Bey'de bunun yanıtı vardır umarım. Kullanılmadığı şeyden, seçim bürosundan şeyden çıkar. Ne, inşallah çıkar yani. Çıkar. İnşallah çıkar yani. Söyle, sen ne söylüyorsun? Ya, hangi oyu atmaya gitmemiş onu söylüyorum. Ben de oy atmaya gitmedim diyor ya. Gitmedim tabii, Cumhurbaşkanı seçim, ben de şeylerine gitmedim tabii. Ne zaman gitmedin? Gitmedim tabii. Ha, öyle mi? Sandık başındaydım, sandık başında bile gitmedim bu şeyde. Bu seçimde, Cumhurbaşkanı seçimde. Gittin mi? Çıkar zaten, attın atmadın. Cumhurbaşkanı çıkar. Sandık başında değil miydim ben? Gittin mi sandık başına? İptal ettiler seni. Gitmedim. İptal ettiler de ona gitmedim. Ben size bir dakika Fatma, ben sizin oy kullanım kullanmanızla ilgilenmiyorum. Orası başka bir tartışma alanı. Sizin seçmen kağıdınız diyor ya, orada bulunmadım demek istiyor. Başka sizin bir şey değil. Sizin kızınızın seçmen kağıdıyla sahte oy kullanıldıysa bu ciddi bir suç. Aynen. O zaman da sandık başkanı Halil Bey'miş. Herhalde bununla ilgili gereken yapılır. Şimdi sizin vallahi muhtarınız, şu anki muhtarla bir konuşacağız. Sağ olsunlar, yayına bağlanıyor. Cumhuriyet Çarıksaraylar Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Halil İşler. Bir Halil Bey'le konuşacağım. Yine seçmen kağıdı gelmiş. Ne yapacaklar bu durumda? Halil Bey'i bir görebilir miyim arkadaşlar? Muhtar Bey merhabalar. Merhabalar Didem Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Çok teşekkürler. İnşallah bu olayı ortaya çıkartacağız. Ve kızımızın da bir mezarı olacak. Bütün kalbimle diliyorum. Buyurun. Ben ilk önce Didem Hanım Show TV'ye, Didem Aslan Yılmaz programında görevli arkadaşlara hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun güvendiğiniz için. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Hepinize hayırlı yayınlar diyorum. Şükür Türkan'ın seçmen kağıdı her seçim geldi mi? Bak ben 2019'dan bu tarafa, 2019 Mart 31'den sonra ben muhtarım. Bana bir sefer Cumhurbaşkanlığı seçmen kağıtları geldi. Ben bu kağıtları aldım. Benim hanımım da vardı yanında. Mustafa'ya götürdüm. Dedim oğlum bak burada gelecek kullanacak dedi. Ben adresi orada işi olduğu için ben seçmen kağıdını eline verdim. Ben oy kullanıp kullanmadığını bilemem. Peki hiç sordunuz mu kızınız nerede diye, ne yapıyor? Hiç sordunuz mu aileye? Ben hanımım da vardı yanımda. Beraber gittik seçmen kağıtlarını dağıtırken. Mustafa bak kızım burada dedim. Seçmen kağıdı burada, gelecek kullanacak dedi. Ve eline verdim. Ha, gelecek ben kullanacak dedi. Ben onun oy kullanıp kullanmayacağını bilemem. Ha, gelecek kullanacak dedi size, öyle mi? Aynen. Peki o sırada kızımız nerede ya da başka bir yerde ikamet ediyor? Muhtar Bey başka bir yerde ikamet ediyor ya da ben kızım şöyle dini nikahlı bir yerde evlendi falan dedi mi hiç size?
demedi efendim. Ben öyle bir şeyler, ben yalan konuşmam. Öyle bir şeylerde detaylı. Ben sadece seçmen kağıdını verdim. Kaç tane seçmen kağıdı varsa verdim. Hanım da vardı. Verdim, döndüm. Kaç yıllık muhtarsınız siz? 5 yıllık. 5 yıllık muhtarsınız. 5 yıllık. 5 yıl. 2019 Mart ayı. 2000 bak ben 2014 bak 2014 hı hı. 2014 Ocak, Şubat, Mart, 31 Abdurrahman ay doğdu. 2014 31 Mart 2019 31 Mart Mustafa kaygısız. 2019 31 Mart tamam. 2024 31 Mart hala girmeye, devam et ben muhtar benim. Detaya girmeye gerek yok. Sizden önce de Mustafa Bey muhtarmış. Şimdi köyde ne konuşuluyor? Şükür'ün kalbiyle evet. ilgili olarak köyde ne konuşuluyor? Ben muhtarlığımdan olduğum bu 3-4 yıl geriye giderse duyduğum ben bunun kızını bir yere gelin olmuş bir yere kaçmış dediler biz onu biliyoruz. Mahalleli kesinlikle bir yere vermişler gelin olmuş bir yere vermişler onu biliyorlar benim mahallelim. Herhangi bir kızlarla ilgili benim mahallemde bileceklerini bilmiyorum. Ne biliyorsa anneyle baba biliyor. Yani bu konuda benim köylüm benim onlar derenin içinde evet benim Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlı fakat milletin onun evlerine gidip gelen bir kişiler değiller. Yani şu anda benim mahallemde vatandaşların hepsi bir yere gelin olmuş, bir yere varmış. Onu biliyor vatandaşlarımın hepsi. Ama Muhtar Bey şimdi 10 yıldır ortalıklarda olmayan bir kız çocuğu var. Şimdi bu senede seçmen kağıdı gelmiş. Yani beldenizde olan bir kız çocuğu ortalıklarda evet. yok. Aile sürekli yalanla. Şimdi ailenin, aile burada itiraf etti. Biz 10 yıldır yalan söylüyorduk herkese dedi. Bu itirafla ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet işte vatandaş kendileri bunu gelin oldu bir yere vardı bir yere verdik deyince mahallede bunu bir yerde gelin bir yere varmışlar çoluğu çocuğu varmış diye konuşuluyor. Kendileri bilmiyorlar kendileri çocukların durumlarının ne olduğunu bilmiyorlar benim mahallem nereden bilecek? Şimdi bu arada Halil Beyciğim o gün yani Fatma'nın annesi Fatma'nın söylediğine göre Isparta'ya apar topar gidiyorlar. Bir gün öncesinde de Mustafa orada sizin köyde Mustafa'yı görenler var. Siz o gün hafızanızı bir yoklar mısınız? Muhtar değilsiniz biliyorum ama o köyün bir mensubusunuz. Çünkü gelmiş gitmiş Hızır'la görüşmüş Hızır'ın kamyonunu eve getirmiş annesinin söylediğine göre. Siz gördünüz mü orada bir yerde Mustafa'yı? Kardeşim ben... Didem Hanım ben 2014 yılında kamuda çalışan bir devlet memuruyum. Ben sabah 7.30'da geliyorum, akşam 7.30. Sabah 7.30'da gidiyorum, akşam 7.30'da geliyorum. Ben bilmiyorum ki, o günleri tanımıyorum. Ben o zamanlar kamuda çalışan bir kişiydim. Ama kahveye gidip gelmiyor musunuz? Mustafa da orada tanınan bir şey, çiftçi ben yani. Ben Mustafa'nın... Ne zamandır tanıyorsunuz Mustafa'yı? Vallahi ben Mustafa'yı mahallemden olduğu olarak tanıyorum. Ama tamam işte. Ben ailesinin düzeni ne, nasıl bu konum o zamanlar ben... Ben düzeni sormuyorum. Ben gerçek söylüyorum bilmiyorum. Ben yani. Düzeni sormuyorum. Çocuğu olan... Halil Beyciğim düzeni sormuyorum. Annesi diyor ki evet. benim kocam son 3 aydır düğünden sonra sürekli şeydeydi. Çarık saraylardaydım. Evindeydi. Ben de elma toplamaya gidiyordum. Mahallenizin çocuğuysa eğer 3 ay boyunca oralarda dolandıysa Mustafa'yı hiç mi gördünüz, görmediniz Muhtar Bey? Kardeşim Mustafa çobanlık yapıyordu. Ben görüyordum. Ben o zamanlar kamuda çalışıyordum diyordum. Benim mahallemden 500 metre ileride derenin içinde. Benim mahallemden onların evine devamlı sık gelip giden bir mahalle değil mahalle. Anlıyorum ben sizi ama dolayısıyla yani çocuk kaybolmadan önce... Çocuk kaybolmadan önce o zaman yani 2014 Şubat'ta kayboluyor. Öncesinde 4-5 ay 6 ay boyunca o zaman Mustafa oralarda mıydı? Ben... Mustafa devamlı oralarda görüyorduk ama ben Isparta'ya gittiklerini veyahut da ben kamuda çalışıyordum diyorum. Tamam bir dakika. Ben o konuda hiçbir şey bilmiyorum. Tamam. Gerçekten bilmiyorum. Ben Isparta'ya gidiyorum. Ben sizi o gün zaten olay yerinde değilsiniz ama orada köyde görüp görmemeniz çok önemliydi. Dolayısıyla Mustafa Muhtar Bey seni köyde görmüş. Gördüyse görmüştür ya. Ama sen çalışıyorum orada değildim dedin tamam, ya. Tamam görmüştür gördüyse gördüm desin. Diyor desin işte ya. Gördüm diyor o zaman. Tamam görsün. Ya bir tek mi doğru var Muhtar Osman yalan mı söylüyor? Ya ben yalan konuşuyor değil mi? Değil mi? Sen ama ben orada değildim yalan diyorsun. Yalan konuşuyorum değil mi? Sen orada mıydın o zaman? Benim kızımın kaybolduğunda, kızımın kaybolduğu sırada ha? Ben köyde miymişim? O günü demiyor zaten sürekli oralardaydı. O günü söylemiyor ama sen dedin ki ben yani 3-4 ay boyunca köye gelmiyorum dedin ya. Tamam Isparta'da o da diyor ki, Isparta'da hayır dedim. Isparta'da değildi köydeydi diyor. Tamam derse desin ya ne demem. Doğru mu anladın Muhtar Bey Halil Beyciğim?
Bir dakika ya kardeşim, bak beni yanlış anlıyorsun Didem Hanım. Ben Mustafa'nın 2014 yılında Isparta'ya gittiğini, Mustafa'yı gördüğümü hatırlamıyorum. Onları bilmiyorum. Ben şu muhtarlığımdan bu tarafa, Mustafa'yı devamlı evra geliyordu, arıyordum. Dağda koyun gidiyordu. Ben onu tanıyorum. Ben 2014 yılında ben Mustafa'nın nereye gidip nereden geldiğini bilmiyorum. Fatma, bilmezsin. Bak, Mustafa'yı o zamanlarda görmedim. Sor, sen sor. Muhtar Bey sor. Halil abi, ben, Gavede de mi görmedin? Heh. Ben 2014 Gavede, ben 2014 yılında çalışan bir kişiydim. Sabah gidiyordum, akşam geliyordum. Ya kahvelerde görüp görmedim. 2014 yılını ben Mustafa'nın kahvede, ben sizin Isparta'ya gittiğinizi bile hatırlamıyorum. Ben Isparta'ya gittiği günü sormuyorum. Bile hatırlamıyorum. Ben 2014 Halil Bey, yılında... Halil Bey, ben Isparta'ya günü, o günü sormuyorum. Zaten buyur, o bir orada Hızır var. Buyur. Siz yoksunuz. O gün Hızır var da Hızır hatırlamıyor. Bir, ben sizi oradasınız. Evet. Benim için önemli olan öncesindeki 3-4 ay. Yani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. Ben vallahi hatırlamıyorum, dinlemedim. Gerçekten hatırlamıyorum. Az önce hatırlasam gördüm söylerim. Dediniz. Az önce ben gördüm gerçekten dediniz. Hatırlamıyorum. Az önce gördüm dediniz. Ya ben... Muhtarlığımdan bu tarafa gördüm. Hayır, muhtarlığımdan bu tarafa devamlı görüyordum ama ben nerede gördüm dedim ben onu az önce 2014 yılında. Kahveye gitmiyor musunuz Muhtar Bey? Gidiyor musunuz? Ben 2014 yılında falan Mustafa'yı kahveye gidiyor musunuz? Ben kahveye giderim efendim, niye gitmeyeyim, ama ben o zamanlar, ben o zamanlar 2014 yılında Mustafa'ya gittiğimde kahveye gidiyordum. 2014 yılında hatırlamıyorum ama ben muhtarlığımdan bu tarafa Mustafa devamlı kahveye geliyordum. Onu biliyoruz, biliyoruz. Görüyordum, dağda koyun gidiyordu, onları görüyordum. Ya Muhtar Beyciğim, son 5 yıl önemli değil ki, bizim için 2014 yılı önemli. Kızın kaybolduğu yıl önemli. Kızın kaybolduğu yıl, bak Fatma da söylüyor. Siz anlıyorum devlet dairesinde çalışıyorsunuz. Fakat işte akşamları da bu, o bölgede her yerde erkekler gider kahveye sohbet eder, arkadaşlarını görür vesaire. O zamanlar görüp görmediğinizi, ben size vicdanınıza sesleniyorum. Gördünüz mü görmediniz mi? Ben o gün gittiği günü vallahi sormuyorum. Gittiği benim, günü sormuyorum. 4-5 ayı soruyorum. Ben 2014 yılında ne zaman gittiklerini, geldiklerini vallahi hatırlamıyorum. Bak, gerçekten hatırlamıyorum. Hatırlasam söylerim. Ben onları bilmiyorum. Peki Hızır'ın... Gerçekten bilmiyorum. Yani bilsem söylerim ama benim muhtarlığımdan bu tarafa... Hızır ifadeye gitmiş. Evet. Hızır ifadesini vermiş. Sonra arkasından da siz ifadesini verdiğini öğrenmişsiniz kamyon şoförünün. Evet. İfadesini verdiğini ben cuma günü mü söylemişti Mustafa? Ben muhtardan öğrendim dedi. Siz neden söylediniz Hızır ifadeye gitti diye ben Mustafa'ya? Sizi... Öyle, yanlış mı hatırlıyorum Mustafa? Öyle dedi yani. Evet. Ben Muhtar Bey'den öğrendim. Ben Hızır'ın kendisiyle konuşmadım dedi. Buyurun efendim. Buyurun. Ben size detayını anlatayım. Buyurun. Beni karakol komutanı aradı. Muhtarım dedi, İfadeniz var. Belediyede çalışan bir şoför de var Hızır dedi. Onu da al gel. İfadeniz var dedi. Ben muhtarım. Mecbur aldım, götürdüm. Ama biz karakola varasıya kadar niye karakola gittik? Bizim ne için ifademi aldıklarını bilmiyorum. Hızır'ınkını aldılar. Hızır gitti. Ondan sonra benim ifademi aldılar. Benim ifademi aldıktan sonra ben geriye geldim. Belediye kahvesinin önünde Mustafa oturuyormuş. Ben dedim ki Mustafa, bak biz Hızır'la ifadeye gittik. Senin kızın kaybolmuş. Senin haberin yok mu? Ben bir şey duydum fakat hemen söylerim. Aynen, çünkü ben mahalle muhtarıyım. Öyle dedim. Ondan sonra bak ben dedim, böyle dedim, Hızır'la ifadeye gittik. Böyle böyle dedim. Ben onun kızının kaybolduğunu karakolda öğrendim Didem Hanım. Gerçekten bilmiyorum. Ben onun kızını görsem tanımam. Ben onun kızını televizyonda, fotoğrafta gördüm. Biz onların evine gidip gelen veyahut da kızını bilen bir adam değiliz ki. Ben o zaman ben 30 sene kamuda çalıştım, devlet memuruyum. Anladım. Ben 2014 yılında Mustafa'yı nerede göreyim? Muhtar Bey, size peki oradaki yetkililer Şükür'ün kaybı ile ilgili olarak babasıyla ilgili sorular sormadılar mı? Şimdi sonuçta bu çocuk ortadan kaybolduysa sorumlusu ya annesidir ya da babasıdır. Dolayısıyla babası da şüpheli olabilir, annesi de şüpheli olabilir. Ben jandarmaya ifademi verdim. Bana sormuyorsun, onu bildim. Ben kızını gerçekten kayıp olduğunu bilmiyordum. Muhtarlığından bu tarafa neyi biliyorsun dediler. Ben de dedim ki kardeşim 3-5 yıl geriye dönersen bunun kızı bir yere gelin olmuş kaçmış dediler. İfademi verdim. Kızını görmem, bilmem, tanımam. Gerçekten tanımam Didem Hanım. Bakın sorma. Hayır, ben tanımadığınızı ben anlıyorum. Ben televizyonda gördüm bakın, fotoğrafını. Ben sizi anlıyorum. Benim sorduğum soru şu. O gün giden kamyon şoförü Hızır çok önemli bir tanık. Hızır'ın evet. ifadesini şüpheli olan babaya söylemek doğru bir şey mi? Halil Beyciğim. Ben onu soruyorum.
Ben babaya söyle. Ben de... ya, ya kardeşim bir dakika ben size izah edeyim. Bana karakol komutanı aradı. Hızırla, hızırla beraber gittik dedim. Onu dedim. Anladım, anladım. Ben ona söyledim. Anladım dedim, ama... böyle böyle beraber gittik. Bana yanıma geldin de evet. Senin kızın kayıp mı diye sordu. Kayıp mı diye soruyor. Siz aksine gidip öğrenmeye çalışmışsınız. Ne dedi sana Mustafa? Evet. Söyle Mustafa. Senin kızın kayıp mı dedi. Ben de kayıp dedim. Ha? Kızın arıyorlar dedi. Bizi böyle böyle jandarmana götürdü dedi. İşte evet. Çağırdı bizi ifade verdik dedi. İyi tamam dedim ben de. Bir şey demedim ki. Ya siz de konuşuruz diye bir konu sormadım bile. Hepsi soru... bu kadar. Başka bir şey söylemedim. Hayır, siz de sorulan soru üzerine babaya kızınız kayıp mı değil mi diye bir şeyleri öğrenmeye çalışmışsınız Halil Beyciğim. Ama sordu canım, adam bilmiyor yani. Sormasın mı yanıma kızın kayıp mı diye. Adam bilmiyor. Ya, adam benim kızım... Bakın size bir şey söyleyeyim. Benim kızım Muhtar'ı... Bir dakika Halil, bak Mustafa Bey'i dinle Halil Bey. Bak bu Fatma'ya sorun. Muhtar. Bizim kızımızı tanır mı tanımaz mı? Ya bir onu tanıdım. Tamam tanımıyor. Tamam kabul ettik ya. Tanıyor mu tanımıyor mu? Tanır dedi de ama köyde. Ne tanıyacak ya adam yıllardır. Çünkü milli eğitimde. Adam kaç sene Lippe'de durmuş. Nereden bilecek bizim müthiş kızımızı? Öyle, öyle mi tanıyor mu? De Lippe'de durdu adam Lippe'de. Ondan sonra geldi. Nereden tanıyor? Ben de memur oldum. Nereden tanıyor? Yani görmüştür ya. İşe giderken gelirken görmüştür. Çünkü çocuklar aynı şeyde duruyorlar. Görmüş olabilir. Yani dört çocuk. Orada ya başka bizim çocuk köyümüz yok. Ayrı. O adamın köyü ama ayrı. Ama şimdi annesi öyle iddia ediyor. Buna bir Halil Bey yanıt versin. Halil Bey çocuğu görmüşsünüzdür diyor. Annesi Fatma. Bak kardeşim. Ben vallahi onun çocuğunu tanımam. Gerçekten de görmedim. Televizyonda gördüm. Ben şimdi mahalle muhtarıyım. Ben karakola ifadeye gitmişim, gelmişim. Mustafa'ya de dedim ki ya kardeşim böyle böyle senin çocuğun kayıpmış. Ben mahalle muhtarıyım. Sormayayım mı? Veyahut da kayıp oldular. Benim muhtarımdan bu tarafa adamlar bir söyler. Muhtarım böyle böyle kız çocuğu kayıp. Bunu karakola bildirelim deseler ben gitmem mi? Ben bunları mecbur geldim Mustafa'ya sordum. Senin kızın kayıpmış oğlum. Senin kızın arıyorlar dedim ben. İfadeden geliyoruz biz şu anda. Ben de karakoldan öğrendim dedim. Bunda ne var Didem Hanım? Ne ben dedi? Bu soracağım. Ben mahalle muhtarıyım. Mustafa ne mahallenin dedi size? Sonlarına... Mustafa ne dedi size peki? Ne dedi siz sorunca? Hiç seslenmedi. O anda ben bir... Bak. Böyle böyle dedi. Kayıp dedi. Ondan sonra motoruna bindi gitti. Böyle böyle kayıp derken tam olarak ne dedi? Söyler misiniz Halil Beyciğim? Motoruna bindi gitti. Tam olarak ne dedi? Söylediği kelimeler ya, önemli. Hiçbir şey söylemedi. Tamam kayıp dedi. Ya tamam kayıp dedi. Ondan sonra bindi motoruna gitti. Ben şimdi çocuğunun kayıp olup olmadığını anne baba dışarıdaki el nereden bilsin kardeşim? Kendi ailesi bilmiyor çocuğun kayıp olduğunu. Ne bilirse annesiyle babasının arasında olan çözecekler. Benim mahallelim onların kızlarla ilgili herhangi bir şey bilmiyor. Benim mahallemden onların evine gidip gelen sor orada Fatma Hanım'a veyahut da Mustafa'ya. Kim gidip gider onun evine gidip gelirler. Bir şurada 5,5 hafta önce oğlu askere gitti. Beraberce gittik. Mahallelim olarak askere götürdük, yol ettik, geldik. Çünkü niye? Mahallemizin adamı. Ama Bey, biz onun kızını, benim mahallemde bilmedi onun kızını. Halil Bey ben sizden bir şey rica edeceğim. Ne biliyorsa annesi de babasının arasında. Anladım. Ona geleceğim, o meseleye geleceğim ama. Buyurun. Bakın Hızır çok kritik bir adam. O gün, şimdi o gün Hızır bir gün sonrasını hatırlıyor. Yani izin verin sorumu tamamlayayım. O gün aileyi Isparta'ya götürdüğünü hatırlıyor. Evet, hatırlıyor. Ertesi gün apar topar gidiyor ya aile. Mustafa ile Fatma çocuklar şükür yok. Ve arkasından 1,5 yıl sonra aileyi evet. Isparta'ya getirdiğini detaylı bir şekilde hatırlıyor. Fakat Allah'ın işine bakın, Hızır eşyaların yüklendiği günü, Şükür'ün o gün hayatta olduğu günü, ortalıklarda dolaştığı günü Hızır kilitlendi hatırlamıyor. Siz sordunuz mu hiç Hızır'a? Kurtarsınız ya madem öyle. Sordunuz mu? Ben vallahi Hızır'la... Ben olsam sorarım ben yani. Ben Hızır'la da, konuşmadım. Arkadaşım götürmüş, o ifadeye götürmüş. Beraber götürmüş. İfadeye götürmüşse... Jandarma demiş onu ben. Didem Hanım. Buyurun, buyurun Halil Beyciğim. Didem Hanım ben konuşayım dinle. Tabii. Bak Didem Hanım dinle, ben konuşayım dinle. Tabii. Beni karakol komutanı aradı. Muhtarım dedi, böyle böyle ifadeniz var, belediyede çalışan dedi, bir kamuda kamyon şoförü var, Hızır onu da getirebilir misin? Ben getirdim, karakola koydum. Hızır'ı götürdüler, benim yanımda mı aldılar ifadeyi? Ondan sonra Hızır'ı ben ifadeyi verdikten sonra vallahi bir yere gelmedi, bir yerde konuşmadım. Hayır, hayır. Hızır kendisi hatırlamıyorsa benim Halil sorunum Beyciğim, değil. Niye böyle, niye bu kadar sinirlisiniz anlamadım ki, ben size gayet soru soruyorum. Şunu, ben çünkü yayınlardan sonra yayınları takip ettiğinizi tahmin ediyorum. Sinirlenmeyin ne olur. Ben sadece olayı anlamaya çalışıyorum. Siz şu siz dönüşte Hızır bu kadar ekranlara Buyurun. Çıktı. Hızır şu anda yemeden içmeden kesilmiş. Hızır kimseyle görüşmüyormuş. Sürekli ağlıyormuş. Evet. Sormadınız mı Hızır niye böyle ağlıyorsun? Evet. O günü neden? Ben olsam sorarım. Mahallemde biri, sohbetim olan biri olursa sorarım yani. Ki keza siz muhtarsınız. Benim, sormadınız mı? Benim mahallem... Hızır...
Hızır benim mahallemde değil. Ben gidip ne olacak? Ben jandarmayım mı da gideceğim soracağım ya. Ben ona niye arıyorsunuz diye. Estağfurullah da. Çarıksaraylısınız ya. Üç tane mahalle var ya aramızda ya. Ya olsun beraber gitmişler ya sonuçta ya dönüşte. Ya oğlum muhtar jandarma demiş. Ben o zaman soruyu şöyle sorayım. O zaman soruyu şöyle sorayım Muhtar Beyciğim. Soruyu şöyle sorayım Muhtar Beyciğim. Bir dakika bekle lütfen. Rica ediyorum. Buyurun sorun. Rica ediyorum. Soruyu şöyle sorayım. Bir insan birini Isparta'ya götürüyorsa, aileyi götürüyorsa o günü hatırlıyor. Hangi gün gidiyorsunuz? 15 Şubat'ı hatırlıyor. Böyle berrak bir şekilde hatırlıyor. Gittik geldik. Bir buçuk yıl sonrasını hatırlıyor. Eşyaların yüklendiği günü hatırlamıyorsa. Evet. Bu işte bir iş yok mu? Vallahi bilmem. Hatırlıyorsa, götürüyorsa, hatırlıyorsa Hızır kendisi söyleyecek onları. Ben onun yanında değildim ki. Ben size onu bilemem, insani olarak bir soru soruyorum. Ben yani beni, karakol beni aradılar. Beni... İnsani olarak bir soru soruyorum. Ya hatırlıyorsa ya hatırlaması lazım. Hatırlıyorsa hatırlıyorum desin. Ama hatırlamıyorsa ben ona varıp da sen bunu niye hatırlamıyorsun falan filan deme hakkına sahip değilim. Normal belki hatırlaması gerekir. Kendi sorunu. Ama beni karakol komutanı aramış. Biz karakola varasıya kadar niye gittiğimizi bile bilmiyoruz kardeşim. Çünkü niye? Oraya vardık, orada öğrendik. Hızır'ı benim yanımda almıyorlar ki ifadeyi. Hızır'ı ayrı yerde aldılar, beni ayrı yerde aldılar. Peki şu anda ne düşünüyorsunuz? Yani sonuçta şu anda sizin mahallenin muhtarı değil mi? Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Sizin mahallenizin muhtarını bir kız çocuğu, 15 yaşında benim, bir kız çocuğu. Evet, mahalle muhtarı. Anne diyor ki, ya siz öncesinde değildiniz, bunu da bir kez daha 5 yıldır oradasınız ama anne diyor ki benim diyor eşim diyor o gün çocuk hamileydi, götürdü, sonra işte yarı yolda bıraktı ve bir daha kızımı geri getirmedi. Ne olduysa, başına ne getirdiyse Mustafa biliyor diyor annesi. Ne düşünüyorsunuz? Çocuk nerede şu anda? Hayatta mı? Öldürüldü mü Muhtar Bey? Vallahi şimdi bu annesiyle ben şu anda tahmin edemiyorum. Onu ne biliyorsa annesiyle babası bilecek. Ben onu tahmin edemiyorum. Yani 2014 yılında kalmış 10 sene, aradan 10 sene geçmiş. Bu anne baba biliyor bunu. Dıştaki el bunu vatandaş veyahut da muhtara herhangi bir şey gelip de söylenmezse muhtar nereden bilecek? Ben bilmiyorum. Annesiyle babası arasında olan bir şey bu. Onları bu soruları, o kendileri açıklayacaklar. Bakın Halil Beyciğim, ben bu soruları sizin muhtar şapkanıza sormuyorum. Ben bu oradaki vatandaş Halil Bey'e soruyorum. Şimdi sonuçta bu çocuk ortada değilse hala bu çocuk 10 yıl boyunca anne ve baba susarak işbirliği yapıyorsa burada garip bir durum söz konusu değil mi Halil Bey? Vallahi işte onu bilemiyorum. Ben ona karar veremem. O anne baba karar verecek ona. Ben şimdi gözümle görmediğim veyahut da duymadığım bir şeyi kaldırıp da burada yorum yapamam Didem Hanım. Yani aile bütün mahallede, Cumhuriyet Mahallesi'de anne babanın söylediği bütün yalanlara inandı öyle mi? Mahalleli herkes. Ya şu anda herkes benim mahallemin hepsi şu anda bir yere gelin olmuş, bir yere varmış, çocuk sahibiymiş. Benim mahallemin, vatandaşımın hepsi öyle biliyor. Ama şu anda bir cinayet soruşturması var. Sen bir aile sorunu dışarıda paylaşır. Şu anda bir cinayet soruşturması var biliyorsunuz. İşte onu yeni öğrendik. Ha, şu anda ne düşünüyorsunuz? Ben şu anki yeni öğrendik çünkü vatandaşım benim vatandaş. Şu an ne düşünüyorsunuz? Yani, şu andaki fikrim benim vatandaşımın herhangi bir... Vallahi ben şu anda bilmiyorum. Anne ile babanın arasında olan bir şey bu. Anne ile baba bilecek bunu. Ama Fatma kendi diyor ki, sülalesi bilmiyor. Fatma kendisi akrabaları bilmiyor. Halil Bey siz oradaki, pardon bir dakika lütfen. Sen oradaki Şükür'ün gece geldiğini oradaki Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kadınlara söylüyormuşsun. Ne söylüyordun oradaki kadınlara yalan olarak? Bayramdan bayrama geliyorum. Akşamına gelir, akşamına gece yarısı gider diye söylüyordum. Herkese sen inandı mı? Yani inanmış yapıyorlardı yani. İnanmaktan zannetmiyorum da. Duydunuz mu Muhtar Bey? Yani herkese yalanlar söyledim. Ben onun kızıyla ilgili, mahallemle ilgili hiçbir şey duymadım. Yani gerçekten bilmiyorum. Bir yere varmış, bir yere gelin olmuş. Benim mahallemde onu biliyor, biz de onu biliyoruz. Benimle muhatap olduğu için erkeklerle... Valla şöyle söyleyeyim Muhtar Beyciğim. Sonuçta bir kız çocuğu, 15 yaşındaki bir kız çocuğu hamile bir şekilde ortadan kaldırılmış. Kim yaptı bilmiyorum. Anne baba birbirini karşılıklı suçluyor. Ama oradaki hala sizin beldenizde olan birileri kalkıp... Bu kadar anne ve babanın karşılıklı suçlamalarına rağmen bizim yani boş bir işin peşinde koştuğumuzu söylüyorlar ya, ben onları önce Allah'a havale ediyorum, sonra vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum.
Muhtar Beyciğim. Bu size değil, özür dilerim. Bunu oradaki bazı ileri geri konuşuyorlarmış. Burada bir kız çocuğunu inşallah sizin de yardımınızı, bildiğiniz en ufak bir şey varsa Muhtar Beyciğim. Gerçekten çok çok önemli. Hatırladığınız en ufak bir detay bana söylemek zorunda değilsiniz. Ben her şeyi yani yayında söylenmesi taraftarı değilim. Ekranda söylemediğimiz çok şey var. Soruşturmaya zarar vermemek için. Ama bildiğiniz en ufak bir şeye ya da oradaki mahallenizdeki biri korkuyup gidiyor, şey yapıyorlarsa Halil Bey size gelsin. Sonuçta oradakiler birçok kişi çok şeyi duymuş. Mesela bir beyefendi var. Ben o beyefendinin kimliğini önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Mustafa'yı o gün, Mustafa da öğrenci çok o kişinin. O kadar çok şey yaptı ama o kişi kaçıyor. Onunla ilgili de bilgi var, onu netleştirdikten sonra. O kişi Mustafa'yı o gün, yani Şubat ayında taşındığı şeyden, Isparta'ya taşındıktan bir gün önce. Yani 15 Şubat'ta gidiyorlar, 14'ünde, 13'ünde mahallede dolaşırken görenler var. Çok rica ediyorum, bana konuşmak zorunda değilsiniz. Muhtar Bey'e gidin. Yetkililere gidin, sayın savcıma gidin. Sonuçta ortada bir cinayet soruşturması var. Biz 1,5 saatlik yayını boşu boşuna mı yapıyoruz ya? Yani böyle ileri geri ya, konuşanlara söylüyorum yani. Bir de ben bir şey söylemiyorum. Neyse yani, ya. Kızımın olmadığını bilebilir ama Mustafa'nın köyde çalışmadığını, çalıştığını bilirler yani. Evet, ben Şükür'ü tanıdıklarını falan aynen, sormuyorum yani. Tamam, tanımayabilir ama evet. Mustafa'nın işe gidip de çalışmadığını bir kesin herkes bilir. Ya da seninle ilgili bilgileri varsa, aynen. Sadece Mustafa'yla ilgili değil. Ilgili... Seninle ilgili ne biliyorlarsa. Yani sevgilim olduğunu, sevgilim olmadığını konuşsunlar yani. Evet, her şey ortaya konuşulsun aynen. Ki sonuçta bir gerçek ortaya çıksın. Yazık günah. Yani herkes kendi evladını düşünsün. 15 yaşındaki bir kız çocuğunun. Ya hiç olmazsa bir mezarı olsun köyde, ya. Köyde olduğumu kabul edelim. İşe gitmediğimi kabul edelim. Tamam. Benim işe gitmediysem şetmesem kızımı öldürdüğümü anlamı gelir benimki. Gelmez tabii. Gelmez de niye öyle söylüyor Fatma? O çıkan, oraya çıkan... Baba Yiğit, beni köyde gördüyse gördüm desin. İşte çıksın karşıma, ben buradayım. Ben açıklayacağım onu, tamam. Sen hiç merak etme. Açıklayın. Öğreneceksin sen bana de. Bana açıklayın ki. Ben ona göre burada yorum yapayım size. Bir şey öğrendim, onu çekmeye çalışıyorum. Burada o adamı bir tek kelime konuşmayacağım. Bir tek kelime konuşmayacağım. Kaçıyor şu anda. Kim olduğunu öğrenem. Tamam, merak etme, açıklayacağım. İsmini öğrenem ki. Bak. Burada ben kendimi ifade edeyim size. Tabii merak etme. Dost mu, düşman mı, kavga ettiğim adamlar mı? Tamam, ona göre ben ifade merak edeyim etme, söyleyeceğim. Muhtar Beyciğim, benim sormayı unuttuğum, sizin söylemek istediğiniz var mı Şükür'le ilgili? Bir şey mi soracaksınız Muhtar Bey'e mi? Evet, avukatımız Bey. Bir şey soracak. Vallahi şu anda hiçbir şey... Muhtar Bey. Bir dakika. Buyurun avukatanım. Neyse siz söyleyin, tamam, buyurun. Şunu merak ettim. Buyurun. Siz Hızır'la tanımıyorsunuz ama muhtar olarak size başvurdular, gittiler. Jandarma niye sizi Hızır'la gelmenizi istedi? Şunu sormak istiyorum. Hızır'ı tanımıyor musunuz? Sizin mahallenizde olmalı ki jandarma sizi aramış. Tamam, bekleyin. Buyurun. Avukatım, beni şimdi bana ifaden var dediler. Hızır'ı da getir dediler. Oraya varasıya kadar biz Hızır'la bir şey konuşmadık. Çünkü niye? Karakola varasıya kadar biz niye çağrıldığımızı bilmiyoruz. Hayır, biz onu anladık da şunu sormaya çalışıyor avukatım. Ben onu da götürdüm oraya. Hayır, Halil Beyciğim, sizin Hızır'la olan diyaloğunuzu, samimiyetinizi öğrenmeye çalışıyor. Hızır'la iyi arkadaş mısınız? İyi tanır mısınız? Tanır mısınız? Buyurun. Bak ben Hızır'la hiç arkadaş falan değilim. Hı hı. Ben belediyede çalıştım. O da belediyede. Ben belediyede 97'de nakloldum, gittim. Sağlık Bakanlığı'na gittim. Benim Hızır'la hiçbir diyalogum yok. Sadece Hızır'ı aldım. Karakola oyuna indirdim. Karakola varasıya kadar da niye geldik biz buraya? Biz buraya ne için geldiğimizi bilmiyoruz. Peki özür dilerim. Arabayı orada öğrendik biz. Arabayı siz mi kullanıyordunuz? Biz hiçbir şey konuşmadım. Arabayı siz mi kullanıyordunuz? Benim kendi arabam. Ha tamam. Peki giderken... Benim kendi arabam benim. Tamam, anladım. Kendi arabam. Ses biraz geç geliyor da kusura bakmayın. Ben araya giriyorum, üst üste sesler biniyor. Şimdi giderken Hızır nasıldı? Endişeli miydi? Rahat mıydı? Böyle yine ağladı mı ifade vermeye giderken? Çok gece gündüz ağlıyormuş da Muhtar Bey, o yüzden soruyorum. Yok kardeşim. Ne ağlaması ya, daha o zamanlar ben aldım, evinin önünden aldım, Suvar Mahallesi de benim mahallemden 2 kilometre ileride, onu da getirip bindirdim arabaya, götürdüm karakolun önünde indik. Oraya nereye varasa kadar bana birisi dese ki şunu da güver dese onu da götürüverim. Bana dediler böyle böyle diye, ben mahalle muhtarıyım. Bana dedikten sonra benim kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak zorundayım ben. Peki, benim görevim mahalle muhtarlığı, ben herkese yardımcı olmaktan götürdüm karakolun, oraya indirdim. Şimdi Mustafa'nın kulağına gelmiş de Hızır'la Fatma arasında bir yasak ilişki olduğu iddiasını kocası gündeme getirdi. Siz böyle bir şey duydunuz mu Hızır'la Fatma arasında? Evet. Duydunuz mu böyle bir şey? Duymadım efendim. Ha, Mustafa duymadım söyledi. Efendim, bilmiyorum. Ben duymadım.
Acaba bu dedikoduları duymadım. Kim ben çıkartıyor? Bilmiyorum. Dedikodu mu gerçek mi? Duymadım. Geçen gün Mustafa Köy'de nasıl gördük dediler. Sen bana da dediler ki. Bilmiyorum. Bir dakika Mustafa ne diyor? Bir dakika Halil Beyciğim bir dakika. Geçen gün burada size mesela aramışlar. Hı-hı. Demişler ki Mustafa'yı ben köyde gördüm. Evet. Hı-hı. Değil mi? Tabii tabii doğru. Beni de aradılar dedi ki mesela bu adamla Fatma'nın bir ilişkisi sevgilisi vardı. Ben inandım mı? İnanmadım. Çünkü o adam öyle bir adam değil. Niye konuşuyor peki seni arıyor? Diyebilir. Ağız olan konuşur. Ya ben o adamın, ben gerekirse o adamı arayan adamı da söylerim ben burada. Ama ben inanmıyorum. Ama bu dedikodu niye çıkartıyor o zaman? Çıkarır. Ya da bir şey mi biliyor senin? Konuşuyor. Ya da senin bilmediğin şu anda bir şey mi biliyor? Şu anda bizim Çanıksayın'da ne geziyor, nasıl bir dedikodu geziyor biliyor musun ortada? Ne geziyormuş? Ben devamlı koyunla niye Mardin Ocağı'na gidiyormuşsun koyun gütmeye? Orada bir şey var. Böyle bir yaygara var köyde. Bunun zaten... kim? Benim bir numara merhaba ettiğim insanlar. Kim onlar? Söyle adını. Benim arkamdan koyun. Benim bir zamanda yüzüme güldürer. Mustafa dediler. Şimdi benim başıma iş gelince arkamdan koyun mu kazmaya çalışıyorlar? Şunu söylemeye çalışıyorlar Mustafa. Mandır Hoca'nda ne var? Niye o yerine koyun gütmeye gidiyor bu? Köyde bir yaygara var şu anda. Yani senin kızını yani öldürdüğünü oraya gönderir misin? Oraya mı gitti? Devamlı kimse gelmesin diye köpekle oran varıyor. Bilmem ne mi diyor. Sen böyle bir yaygara var. Peki o zaman Maden Ocağı'nın etrafında o taraflarda o şey hayvan otutacağın araziler yok mu? Niye gidemez var, misin? Var her tarafta var. O zaman niye bunu söylüyorlar? Ya bak işte bu kendisi de biliyor muhtar da biliyor. Burası boş arazi. Diğer taraflar ormanlık, canavar yatağı, domuz yatağı bilmem ne. Ben alana gittiğimde niye oraya gidiyor? Burada ne var? Ay ilginç. Şimdi böyle köyde bir yaygara var. Böyle yaygara mı var köyde Mustafa'nın ifadesiyle? Belki muhtar bilmiyordur. Halil Bey duydunuz mu bunu? O muhtar bebek kulağına gelmiştir. Halil Bey geldi mi kulağınıza böyle bir şey? Ben öyle hiçbir şey duymadım efendim. Duymadım. Yok muhtar. Kulağıma da gelmedi. Yok Halil abi ben telefonla da benim kulağıma geliyor. Bana diyorlar. Köyde kahvede böyle bir yaygara varmış muhtar. Vallahi bilmiyorum. Ya senin zaten şu anda senin derdin seçim davası. Vallahi ben duymadım arkadaş. Sen bir şeyleri duymamış olabilirsin. Ama ben kulağıma geliyor. Benim mesela telefonda mesela bu kelimeleri konuşuyorlar muhtar bana. Ha konuşsunlar. İstedikleri yere de arasınlar muhtar. Benim anlama açık sıkıntı yok. Çanıksaray'ın barı açık olsun sıkıntı yok. Ben buradan Çanıksaray halkına sesleniyorum. Barısa benim hakkımda bildikleri açıklasınlar. Dağımı arayacaklar, taşımı arayacaklar, Mardin Ocağı'nı arayacaklar, benim evimi arayacaklar, nereye arasınlar. Sıkıntı yok. Ben buradan alnımı gere laf konuşuyorum. Sıkıntı yok. Duydu mu Fatma? İstediği yere arasınlar muhtar. Benim alnım açık, vicdanım rahat, korkma. Muhtar niye korksun ya? Hayır, ben ona... Yani Çanıksaray'a da söyle, Cumhuriyet Mahallesi'ne söyle. Ben niye korkuyorum kardeşim? Tamam, muhtar Cumhuriyet Mahallesi'ne de söyle. Ben buradan cayır bağırıyorum. Benim arkamda dursunlar. Korkma benim vicdanım rahat. Fatma, ben böyle konuşurum. Mustafa büyük bir özgüvenle mahalle sakinlerine seslendi. Senin de mahalle sakinlerine söylemek istediğin bir şey var mı? Bir daha mı? Birliklerini sorarsan çalıştığını çalışmadığını konuşsunlar. Yani benim sevgilim olduğunu lan, ben çalışmayayım. Ben çalışmayayım. Sıkıntı değil. O gün de ben köyde olayım. Çalışmadığını konuşsunlar. Yani. Bir ayda da köyde olayım ben. Çalışmamış öğrensin desin. Tamam mı? Yani bir ayda köyde olayım ben. Şey, çünkü... Bana da konuşmasın, onun için de konuşmasın. Sadece bir ya şey, Didem Hanım, Didem Hanım. Çalışın olursunlar. Ben köyde ya. Miyim? Köydeyim. Tamam, köydeyim, çalışmaya ya. Gitmedim. Tamam, bırakın anlıyorum. Onu. Anlıyorum seni, tamam anlıyorum. Tamam mı? Ben öldürdüysem bulsunlar. Tamam, sen çocuk tamam seni selam çaktın. Şimdi Fatma da bir şey biliyorsa. Bilsin, açıklasın. Konuştuğu birileri varsa sen de şu kamera hangisi arkadaşlar? Bir kameraya bakarak seslenir misin Çanıksaraylılara? Yani bir gene konuşsunlar dedim ama çocuktan tamam bilmeyebilirsin bilirler misin Fatma? Ama benim sevgilim mi veya bunu çalıştığını çalışmadığını bilirler kesin. Çalışmayı çalışmamayı boş ver onları geç. Senin çocuğunu kim öldürdü? Yani nerede gömülü? Şüphelenecekleri bilirler zaten. Kimden şüphelenecekleri bilirler dedim ama. O zaman Çanıksaraylılara bir seslenir misin? Kameraman arkadaşım hangisi? Sen öyle seslen. Çalışmayı bana karıştırma. Boş ver. Yani kimin öldüreceğini, kimin kaybedeceğini kesin bilirsiniz. Yani kim girebilir de söyleyin. Yani kimden şüpheleniyorsanız? Benden şüphelensin ha. Yani benden şüphelensin ha. Yani kimden? İlk baştan tamam bundan şüphelenirler. Kimseden şüphelenmez. Benden şüphelensin. Senden şüphelenmezler mi? Ben yani şüphelensinler. Benden de şüphelensinler. Sen bir aklaşıksın ya. İlk şeyde bundan şüphelenirler. Yani. Çocuğa babasının zarar vermiş olabileceğini aynen düşünürler. Niye öyle gader bir adam mı ya? Tamam. Kendi çünkü evladı ya. Niye öyle herkes korkar bundan. Kimse yanaşmayacağını herkes bilir. Ben şurada şu milletin karşısında söylüyorum bak. Yani bilir değil mi? Vallahi dışarıdan kimse yanaşmayacağını bilir. Bak beni dinle. Ben sana şöyle alınma. Bak bir şey yok. Ben senin karşına geçiyorum bak böyle.
Ben çocuğuma bir zarar vermiş olsaydım. Nerede o zaman? Bak şu Türkiye'nin karşısında söylüyorum. Çocuk nerede? Türkiye'nin karşısında. Tamam, ben konuşmamı dinle. Benim konuşmamı dinle. Ne bak ben çocuğuma önce? Bir zarar vermiş olsaydım. Hı-hı. Tamam mı? Çocuk nerede o zaman? Vallahi billahi sen de kaybederdin. Tamam o zaman konuş da çocuk bulunsun bak, o zaman. Ben çocuk, böyle bir canım adam olsaydım sen de kaybederdin. Tamam bildiğin o söyle o zaman. Ama yapmadığımı biliyorsun. Tamam bildiğin konuş tamam o zaman çocuk bulunsun. Yapmadığımı biliyorsun. Tamam o zaman ama çocuk bu iftiraları atma. Bu iftiraları atma. Tamam, niye böyle yapıyorsun? Tamam, atma. Başka bir şey konuşma çocuk bak, konuş. Bak bunu ya sevgililerine kaybettin ha, ya bir şekilde işte bir yerlerine kaybettin. Devam et devam et. Bunu, bunu ortaya sen çıkaracaksın. Öyle mi olacak? Bak bunu sen çıkaracaksın. Bir konuş o zaman çocuk tamam çıkmaya devam. Tamam sevgililer çıkar. Sana birileri dedi ki böyle böyle anca böyle böyle kurtulursun bundan dedi. Bu şekilde kulağına kattılar, bu şekilde konuşuyorsun ama başka günlük... Şey ben öğretim de beni buraya çıkardılar ya. Günlük başka kelimeler konuşuyorsun. Tamam bir de onu dinleyelim. Söyle Fatma ne diyorsun? Yani başkası öğretti de onun için çıktın diyor buraya. Başka bir şey değil yani. Ya tamam ben sana olan kardeşin hadi gidelim demiş. Konuşmanıza şahit olmuş. Kimse yok. Niye gitmek istemedi? Devletten başka kimse yok. Hiç merak etme. Arkamda devletten başka kimse yok. Burada şurada konuştuğun gün burada Didem Hanım'ın yanına konuştu. Ben devlet istemiyorum. Devlet istemiyorum. Diyen bunu ağır. Çocuğun kaybolduğunu 10 senedir aklına polis yapmıyordu. Öyle inandırdın. Jandarma yapmıyordu. Öyle inandırdın. Bunu nasıl kandırdın? Abi şimdi millete yalan söylediğin gibi çalıştın, çalışmadığını söylediğin ben gibi millet... Ben burada yalan mı konuşuyorum arkadaşlar? Bu yok, devirin doğru, bakalım doğru, ya. Yok doğru konuşuyorum. Dost doğru konuşuyorum. Ben yalan mı konuşuyorum? Onlar herkes inandırırsa ama beni inandıramazsın. Sen zaten inanacak bir kadın değilsin ki. Hayır. Abi sen gibi. Şey yapıyorsun sen da. Sen gibi değil mi? Yani masum. Ama herkes sen, biliyor sen, burada. Herkes biliyor. Yaktın yaktın çıkar merak etme. Atma, çalıştın at... çalışmadın meydana çıkacak. Ya çalışmayayım ya çalışmayayım. Niye çalıştın diyorsun o zaman? Çalışmayayım. Niye çalışıyorum diyorsun ya? Çalışmayayım. Ne çalışmaya çalışıyorsun çalışıyorum diye. Kızım mı öldürdüm ben? O zaman kızım niye çalıştın diye kaynatmaya çalışıyorum? Ya çalışmayayım ya gitmedim. Tamam, tamam şimdi diyelim ki ben yalan konuştum diyeyim. Ne? Çalışmadım gitmedim bir yere diyeyim. E sen yana nasıl kaybedeceğim ben çocuğu? Nasıl kaybedeceğim? Nasıl kaybedeceğim? Ben senin başında mı duruyordum? Nerede duruyordun? Başında mı duruyordun? Nerede duruyordun? He? Nerede duruyordun? Ben senin şimdiye kadar başında durdum mu? Nerede duruyordun ya? Başında dursaydı bu hareketleri yapmazdın sen. Öyle mi? Tabii. Öyle mi? Başında dursaydın bu hareketleri yapmazdın. Başında dursaydın bu hareketleri yapmazdın sen. Aynen. Tamam mı? Hanımcık bir yerde bu kadın olurdun. Aynen. Değil keşke yapmasaydın da evde duruyordun da bu çocuk da meydana çıkmasaydı ama. Çıkacak, çıkacak. Aynen. Kafanı yorma. Ona iftira attığını söylüyor Mustafa. Yok dedim ben. Ben gerçekleri konuşuyorum. Ben yalan yalan şeyinden usandım. Yani çocuğum gerçeğini ortaya çıktı. Neden usandın anlamadım. Yalanlardan usandım dedim ben. 10 yıl sonra aklın başına geldi. Yalanlarından bıkmış aynen. Bıkmış. 10 yıl sonra aklın başına geldi. Tamam yani ne zaman şey olacağı belli olmaz. İyi demek ki zaman? Bu zamana kadar şey olmuş. 10 yıl ya. İşte dedim ben. Biz Halil Bey'e çok teşekkür ederim. Halil Bey de bu tartışmaları izliyor tabii ki. Muhtar Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Mahallesi muhtarına. Şimdi sizle devam edeyim. Halil İşler, Çarıksaraylar Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi muhtarı. Şimdi yani 10 yıl boyunca yalanları iyi tamir etmişsin eğer yalanlarsa. Yalanlar dedi bana yalanlar. Benim sevgililerimi araştırdığı gibi çocuğumu kaybettiğimi de araştıraydı dedi bana. Benim sevgililerimi tek tek çıkarıp da size veriyor ya şeylerini. Benim verdiğim şeyler de araştıraydı, bulaydı şimdi ya da 10 senedir. Doğru, güzel bir soru ben, var. Ben sustum ben, sevgililerimi kaybettim. Yani niye susmuş? Evde durdun mu ben? Dedim hanım. Niye susmuş o zaman? Boş. Evde durdun mu ben senin? Nerede durdun? Ben sana zaten yanında durmadığım mı azdın güzel? Senin yanında, taşıdı. Senin yanın. Bırak sen. Sen benim sevgilimi 10 sene evvelki sevgililerimi çıkar. Sevgili ara Cenge. Çocuğunu ara ara. Tamam. 10 sene. İşte o ara sevgililerimle çıktım işte meydana. İlkin çıkmışlar. Sağdan soldan telefondan. 85 milyon biletin. Sağdan 70 tane erkekler yazışıyor mu onu ara. O Afyonlu Hasan'la. Tamam işte bu daha erken çıkaydı daha onlar yeni. Bak, daha yeni. Şu kadından da utanmıyorsun lan. Ne utanacağım? Ben evladımın peşindeyim. Utanacak yüz yok. Sevgili değilim ben. Didem Hanım'da o videom var. Şey, Didem Hanım'da o videom var. Sen insan olaydın da. Ben de o sevgililere düşmeyeydim arkasına. Öyle yapacağını boşansaydın Fatma.
Anladın mı? Sevgili yapacağına bu adam çocuğumu öldürmüş olabilir deseydin. Gitseydin başvursaydın. Boşansaydın bir zahmet. Sevgili nedir ya? Gidem Hanım ben sevgili bana ayarladım. Tamam da insanlarla. Ana bu adam artık bak. Ben sevgili aramadım. Sadece yani şey olarak konuştum. Ben bunu almıştım. Başka hiçbir şey değil. Arkadaş olarak konuşmuş. Bunu aldıydım ben. Bir tek değil de gidiş 72 tane adam var öyle mi? Bunu aldıydım. Bunu, sen anlatır mısın? Bunu aldım derken bana bir anlamaya çalışıyorum. Çocuğum rapti, kimseye bir şey diyemiyordum. Evet. Yani bunu almıştım. Akrabalarına söylemişsin zaten ama. Yani söyledim ama hepsini söylemedim dedim hanım. Neyse Meryem'e, tekrar Meryem'den yardım isteseydin. Niye istemedin? Yok dedim Meryem, işte daha gördünüz. Yani, yani kimseyi zor duruma geldikten sonra tanıyamazsın. Yani o seviye vardıktan sonra kayboldular işte. Kim var? Meryem de kayboldu diyorsun. Hiç kimse kayıp. Herkes kayıp. Ulan benim yeğenim bile karşıma çıktı da beni herkes kötüledi. Kardeşim çıktı o bile kötüledi lan beni. Yani kimse... Anam çıktı, o bile kötüledi lan beni. Kötüledi, ben bir şey diyorum adama. Evet, çok kötüledi lan. Çok kötüledi. Anam bile dedi çocuğu sattıra parasını yedire bunlar diye. Niye burada, benim oğlumla burada demedi? Hı? Niye çalışmaya gitti demedi? Niye demedi onu? Adamına ben kaç sene küstüm? Kaç sene küstüm? Ha onu çıkart demedi lan. Küsmüşsün. Ulan 15 sene kurtuldum ben senin yüzünü onlarla lan. Aynen. Hiç de küs değildin anana. O zaman benimle yanımızdaydı. Ne zaman küsüdün? İyi bakalım. Fatma tamam. Neden ben senin bir şey bildiğini düşünüyorum biliyor musun? İzleyiciler de öyle ne düşünüyorlar bilmiyorum ama insan 15 yaşındaki bir kız çocuğunun hamile olduğunu öğrendikten sonra ister İstanbul'da ol, ister işte kuzeyde ol, ister işte Antalya'da ol ya da başka bir ilde ol, ister Fransa'da ol, ister Almanya'da ol, kim olursan ol, anne her yerde annedir. O çocuğun bir anne ister Fransız ol, ister Rus ol, ister Amerikalı ol, karnının büyümesini beklemez. Bak karnının büyümesini beklemez. Tamam mı? Sadece Türkiye'den örnek vermiyorum. Yani yabancılar da öyle. Tamam mı? O çocuğun neden ve kimin tarafından hamile bıraktığını, bırakıldığını öğrenmeye çalışır. Uzak durmaz çocuktan. Yok sen çocuktan uzak durmuşsun. İşte asıl problem burada başlamış. Doğru söylüyorsun ama. Bak problem burada başlamış. Ben düşmedim, bilmiyorum neden düşmedim ama buna söylememle hata yaptım dedim hanım. Başka hiçbir şey demiyor. Babasına söylemekle hata yaptım diyorsun. Aynen. Peki babasına niye söylüyorsun? Kızmayacağını mı düşünüyorsun? Aynen dedim. Sadece aramızda doktora götürürüz, şey deriz, sevgilisi yani edeni buluruz diye ben öyle ya, şey yaptım. Bunu olgunlukla karşılar aynen. Böyle bir şeyi. Yani 15 yaşındaki bir kız çocuğunun hamile yani, bırakılmasını. O, bilmiyorum o psikolojiyle ne kafam şey yaptı bilmiyorum. Yani Mustafa olgunlukla karşıladı. Ya kızmadı yani. Çünkü dedim ama aynı şeyi söyledim. Ben söylediğim şeyi söylüyorum. Hayır hayır. Ama yani, aynı şeyle karşıladı. Yani ben ne yaptıysam aynısındayken yaptı. Başka bir şey demiyorum. Ne demek sen yaptıysan o ne yaptı? Yani, anlatır mısın? Ben nasıl karşıladıysam kendi öyle karşıladı. Sen nasıl karşıladın? Yani hiçbir şey siz mesela sormadım soruşmadım ama kendi aynısı karşıladı. O da çocuğa sormadı. Dedim hanım. Bir çocuğa sormadan. Ay mümkün değil. Bunu inanmıyorum ya. Bir çocuğa ya. Sormadan hamile misin hamile bir kontrol edemeden hastaneye götürülür mü? Ya evet sorulur ya. Ya bak çocuğa, inanmıyorum, bak bunu inanmıyorum susun, yani. Çocuğun niye günahını alacaksın? Evet. Ya bir çocuğa sormadan veya bir kontrol etmeden veya bir test yapmadan nasıl bir hastaneye götüreceksin ya? Bilmem tam ben yalan çocuğun söylüyorum. Çocuğun kendisiyle konuşmadan. Da mı yalan ya söylüyor? Karşısındaki adam mı? Yani affedersin özür dilerim biz bir zekalı gözü kalır mı sen diyor ya? Tahsin söylüyor. Evet Tahsin diyor ki babamla ben, beraber. Ben yalan söylüyorum tamam ben yalan söylüyorum. Bunu suçlamak siz yalan söylüyorum. Çocuğum niye yalan konuşsun? Tahsin'in söylediğini söylüyor Mustafa. Oğlunu dedi ya. Yönlendirdi. 10 yaşındaki çocuk öyle avukat gibi konuşabilir mi? Hı? O askerden gelen çocuktan tamam. Bahsediyoruz. 10 yaşındaki bir çocuk. Bir de uyuyor. Bir de uyuyor ya bir de Didem Hanım. 5 yaşındaki çocuk yine konuşur. Konuşur. Ama sen ben yönlendirdim miydi? Evet. Fıstık gibi yönle konuşur. Burada? Ben yönlendim ben. Burada şurada karşında Bubang denen. Bak şimdi ağzımda gelmiş. Şurada Bubang bile otururken dedi ki. Oğlum konuşacak dedi. O zaman görüşeceğiz seninle dedi. Benim oğlumun konuşacağını Bubang nereden biliyor? He? Kulaktan duymuş. Kulaktan mı duymuş? Hangi kulaktan duymuş? Kulaklıkta kılıyor çünkü kulaktan duymuş. Sen gibi şeylik yani arayıp nasıl da kulaktan duymuş lan? Baya kulaktan duymuş. Lan burada duymuş. Kendi baban kendi söyledi. Tamam. Bir araya gitmem lazım devam edeceğim. Bir ara lütfen. Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir. Dile kolay 40 yıl sonra. Yıllar sonra o da sana kavuşmaya hasretir. Yalnız değilim diyordum. Gerçekten yalnız değilmişim. Yağmur, gel kızım, gel. Oh, kızım. 40
kadere ulaştı, kaderi bulduk. Çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Merve bulundu. Saat içinde buldum ben kızını. Teşekkür ederim. Hepinizden, ekibinizden. Çözsü çözsü Didem Hanım çözer. Sizi sevmeyen ölmesin. Bu aileye lütfen gelin. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Unutmayın, asla yalnız değilsiniz. Şimdi sizden alınan kan örneklerinin sonucunu ben de çok merakla bekliyorum. Galiba bunun için bir hafta 10 güne ihtiyacımız var. Bu örneklerin neden alındığını 10 gün sonra siz de öğreneceksiniz. Zaten şey sonuç size de söylenecek. Yani kızınız işte canlı olarak mı bir yerde bir görüldü yoksa aslında başka bir şey mi oldu? Bir karşılaştırma yapılacağını biliyoruz sadece. Ama bu karşılaştırmanın ne için yapılacağını henüz bilmiyoruz. Biliyorum da işte söylememem gerekiyor soruşturmaya zarar vermemek için. Vallahi gerçekler ortaya çıksın da ben her şeyi burada konuşmayayım yani. Gerçekten bütün kalbimle diliyorum. Evladınızı tanımıyorum ama inanın o kadar çok üzülüyorum bir can ki. Yani, bir can. Can evet bir can gitti. Can da 10 yıldır neredeydin ya? 10 yıldır neredeydin yani? Can. Şimdi can diyorsun. Ay neyse yarın tekrar birlikte olacağız inşallah. İyi akşamlar.